Evet, bugün 5 Kasım Perşembe 2021, birebir gündemle daha birlikteyiz. Gazeteci Cem Atmaca ve ben Zarif Yıldız'ın sunmuş olduğu birebir gündemde Anadolu Haber TV ekranlarında herkese hayırlı akşamlar diliyorum ve programa başlıyoruz. Cem Bey merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Herkese teşekkür ederim. Zarif kardeşim, herkese kucak dolusu sevgiler, saygılar sunuyorum, gönderiyorum Erzurum'dan. Birebir gündem Zarif Yıldız'la beraber başladı. İzleyicilerimizi bekliyoruz. Programımızın yoğunlaşmasını istiyoruz. Bugün çok önemli konuklarımız var. Bugün özellikle Erzurum'un yıldızı parlayan belediyesi, emin ol böyle yani, yıldızı parlayan belediyesi, Yakutiye Belediyesi'nin başkanı Dr. Mahmut Uçar'la beraber olacağız. Onun haricinde Erzurum'da sivil toplum denilince, Erzurum'da sivil toplum ayağı denilince ilk akla gelen isim Ervak Başkanı Erdal Güzel'le beraber olacağız. Onun haricinde bir konuğumuz daha var. Evet. Onun da ismini sen zikredersen. Türk Sağlık Sen Erzurum Şube Başkanı Sayın Faruk Bulut da bizimle olacak. Türk Sağlık Sen, evet. Evet, Türk Sağlık Sen Şube, Erzurum Şube Başkanı bizimle olacak. Sağlık sizin, hakkında... Sizin nasıldı efendim, bir daha söyler misiniz? Faruk Bey. Faruk Bey, evet. Evet, bizimle olacak. Faruk Bey'le bugün yoğun bir program, yoğun bir gündem Zarif kardeşim. Ama tabii bu yoğun gündem arasında fikri takip konularımızı kaybetmiyoruz. Elbette. Onları fikri takip yapmaya devam ediyoruz. Şöyle söyleyeyim. Onlar zaten senin notunda. Konuklarımızı aldığımız zaman konuklarımızdan sonraki bu o ara geçişlerde mutlaka fikri takip kısmını yapalım ve onları takip edelim. Bu çok çok önemli bir konu. Devamında bilmiyorum, kumandadaki arkadaşımız hemen mi canlı yayınlara başlamayı düşünüyor? Bir gündemimizi lütfen bir bahsedelim, değerlendirelim gündemimizi. Yayın akışımızı da bu minvalde söyleyelim. Ve ardından konuklarımızı yavaş yavaş davet etmeye başlayalım. Çünkü konuklarımız da şu an hazırlıklarını yapmışlar, bizleri bekliyorlar. Bu esnada da izleyicilerimiz de oluşsun. Zaten evet, oluşuyor, geliyorlar. Yavaş evet. Yavaş, evet, izleyicilerimiz bugün de geliyor. Bugün çok güzel iki başlık özellikle belirledim. Milletvekili Sayın İbrahim Aydemir, Erzurum Milletvekili AK Parti'den çok güzel iki önerisi vardı. Bunların biri kabul edildi Sayın Bakan Ziya Selçuk tarafından. Erzurum'a katma değer katacak iki hamleydi. Bunlardan bahsedeceğiz, konuşacağız. Gazeteciler Cemiyeti ile alakalı benim birkaç söylemek istediğim bir şey var. Serzenişim var. Haykır! Haykırmaktan ziyade biz dile getirelim. Artık ne nasıl olur, muhatapları illaki konuşacaktır. Ona da bakacağız. Elbette. Fikri takip noktalarımızdan özellikle bu başlığı tekraren programımıza aldım. Bu programımıza Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı'nın yönetimiyle alakalı takibimiz vardı. Ona birkaç soru sormuştum. Biz Erzurum'da muhalefet istiyoruz. Muhalefet kardeşim, istiyoruz. Evet. Biz Erzurum'da Cumhuriyet Halk Partisi'nin muhalefet görevini yerine getirmesini istiyoruz. İktidarla Altakke ve Küllah ilişkisi içerisinde bir Cumhuriyet Halk Partisi, iktidarla Altakke ve Küllah içerisinde olan bir Deva Partisi, iktidarla Altakke ve Küllah ilişkisi içerisinde olan bir Gelecek Partisi, iktidarla Altakke ve Küllah ilişkisi içerisinde olan vesaire vesaire partiler istemiyoruz kardeşim biz. Biz şehrimizin sorunlarını, problemlerini, bizim gibi fikri takip yapan, muhalefet görevini bir hakkın yapan, hakkını veren, halkın hakkını arayan insanlar arıyoruz. Yani Büyükşehir Belediyesi'nden ya da ABCDEFG Belediyesi'nden çıkar olduğu için sesini çıkarmayan muhalefet partisinin ne meclis üyelerini istiyoruz, ne il başkanını, ne ilçe başkanını istiyoruz kardeşim. Muhalefet görevini yapacak. İşte Gelecek Partisi İl Başkanı geldi, öyle mi? Zinnur evet. Kara burada Büyükşehir Belediyesi ile ilgili eleştirisini yaptı. Açın anadoluhaber.com'u, manşette duruyor kardeşim. Ben çok önemsiyorum bunu. Bu aynı zamanda muhalefet, keskin muhalefet ya da fikri takip yapılan muhalefet aynı zamanda Zarif kardeşim. Yöneticileri temkinli olmaya, çalışmaya, gayretli olmaya, konuya duyarlı olmaya doğru götürüyor. Bu çok önemli. Zaten demokrasilerin gereği vazgeçilmez bu. Unsurlarından bir tanesi de muhalefetin varlığı, muhalefetin konuşması. Tabii. Bunlar muhalefet yapmıyorlar. Altakke Virgül'le gece gündüz işte Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı
1 milyon liralık Cumhuriyet Halk Partisi'ne il ilçe binası alıyor. Orada koltukta oturuyor. Efendim. Olmaz öyle. Yani bu koltuk dikenli koltuk kardeşim. Burada milletin hakkını savunmak zorunda ve mecburiyetindesin diyorum. Konuğumuz geldi. Hoş geldi konuğumuz. Evet, konuğumuz Faruk Bey, Faruk Bulut, Türk Sağlık Sen Erzurum Şube Başkanı. Faruk Bey hoş geldiniz. İyi akşamlar Zarif Bey, nasılsınız? Cem Bey iyi akşamlar, kolay gelsin. İyi akşamlar. Teşekkürler, bizler iyiyiz. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederim, iyiyim. Bir iki gündür karantinadayım, o yüzden evden tabii katılmak zorunda kaldık. Bu i̇şte bu canlı yayını asla unutmazsın, karantinadan canlı yayın. Çok güzel. Harika. Yani tabii sivil toplum kuruluşu olunca Cem Bey 7-24 saat yani sürekli telefonunuz açık olmak durumunda. Evet. Bizim işimiz bu çünkü. Bunu bir kahramanlık olarak da söylemiyorum. Benim işim bu. Evet. Her durumda arkadaşlarımın yanında olmak, onların telefonlarına cevap vermek. O anda çünkü bazı zamanlar oluyor. Gecenin saat ikisinde birinde bir arkadaşım şiddet görebiliyor. Eğer ben kurum olarak onun yanında olamıyorsam varlığımın çok fazla bir anlamı yok. Burada durmamın da bir anlamı yok. Kurumun da bir anlamı yok. Çok güzel. Kapatalım. Gidelim. İşimize gücümüze bakalım. Dolayısıyla bunun 7-24 yoktur. Hastalığı, sağlığı yoktur. İşinizin başında olmanız gerekir. Bu kadar da basit. Allah tüm sivil toplum örgütü başkanlarımızı sizin gibi duyarlı, duyarlı olduğu kadar da duyarlılığını bir şekilde dile getiren ve üyelerinin haklarını bir hakkın savunan sivil toplum örgütü başkanlarından da etsin diğer sivil toplum örgüt başkanları. Şimdi buradan hareketle Faruk Bulut beyefendi, Türk Sağlık Sen Erzurum Şube Başkanısınız ve bir pandemi sürecinden geçiyoruz. Gerçekten evet. Sıkıntılı bir süreç, sağlık çalışanları çok büyük bir baskı altındalar, çok büyük bir risk altındalar. Bir yandan sağlık çalışanlarına pandemi öncesinde de ülkenin gündeminde olan sağlık çalışanlarına şiddet konusu bir orta yerde dururken bunun üzerine bir de pandemiyle birlikte sağlık çalışanlarının pandemiye yakalanmama ya da pandemiyle mücadele etme gibi çok ulvi, çok asil bir görevleri oluştu. Hepimizin gözü sağlık çalışanlarımızda, hepimizin gözü doktorumuzda, hemşiremizde, efendim başhekimimizde, hastanemizde. Onun için pandemiden hareketle sağlık çalışanları bu dönemde ne tür zorluklar yaşıyorlar? Şimdi tabii buradan sizin aracılığınızla ben bütün sağlık çalışanı kardeşlerime, arkadaşlarıma, abilerime, ablalarıma hepsini saygıyla selamlıyorum. Çünkü onların yaptıkları iş ve katlandıkları şey o kadar büyük ve güzel ki bunu anlatamam. Mesela bizim örnek olarak söylüyorum ben bunu. Bizim kadın kolları başkanımız yaklaşık pandemi 11 Mart itibariyle başladı. Bu Ağustos'un sonuna kadar çocuğunu camdan gördü. Ben buna defalarca şahit oldum. Evet. Arkadaşlarımızdan yaklaşık bu son bir ay diyebilirim ben buna. 80-90 tane arkadaşımızın direkt bana birebir ulaşarak ciddi korkular, kaygılar işe giderken ve işten gelirken ciddi korkular, kaygılar yaşayarak gidip geldiğini ben biliyorum. Bunun temelde iki problem var. Bunlardan bir tanesi biz Erzurum olarak, biz Türk milleti olarak vatan dediğin zaman, millet dediğin zaman her birimiz bayraklar gibi sokaklara çıkmayı, canımızı vermeyi, kanımızla mücadele etmeyi zaten görebilmişiz. Burada bir problem yok Cem Bey. Evet. Buradaki problem şu, ben de bunun içerisindeyim. Buradan alacağımız hastalığı ailemize getirir miyiz? Çevremize götürür müyüz? Bir yerlere bulaştırır mıyız? Bir kere böyle bir kaygı vardı. Yani evet. Ta 11 Mart itibariyle arkadaşlarımızda böyle bir kaygı vardı. Acaba biz bulaşı sevdiğimiz insanlara taşır mıyız? Ya da yanımızda beraber yemek yediğimiz, su içtiğimiz arkadaşlarımıza taşır mıyız? Böyle bir kaygı vardı. Arkadaşlarımız bununla mücadele etti. Yani bununla mücadele etmek çok kolay değildi. Akabinde tabii bulaş başladı. Şu anda Türkiye'de 100'ün üzerinde şehidimiz, hepsine Allah'tan rahmet diliyorum ve 50.000'in üzerinde sağlık personel arkadaşımıza bulaş oldu bu süreçte. Bu kaygının da haksız olmadığı ortaya çıktı. Ama bu Ağustos ayı itibariyle, Ağustos'tan sonra vakaların artmasıyla Türkiye'de şehrimizde de böyle bir artış oldu. Arkadaşlarımızda başka bir depresyon başladı. Bu aslında şeyle de alakalı. Hastalığın getirdiği ve ilaçların kullanılan ilaçların yan etkisiyle de alakalı bir şey.
arkadaşlarımızda ciddi anlamda bir depresyon başladı. Yani işe gidememe, işten dönememe kaygısı başladı, korkusu başladı. Bunu psikiyatri uzmanlarına sorarsanız bunlar da bunu teyit edeceklerdir. Çünkü ben bir hafta önce görüştüm bir psikiyatri uzmanıyla. Onun da söylediği şey COVID'in böyle bir etkisi oldu. Özellikle sağlık çalışanlar üzerinde böyle bir etkisi oldu. Ama biz tabii bilmiyorduk. Yani dünya olarak bilmiyorduk. Böyle bir pandemiyle mücadele nasıl edilir, nasıl önlem alınır bunu bilmiyorduk. Arkadaşlarımız da bilmiyordu, biz de bilmiyorduk. Şu anda öğreniyoruz bunu ama bu öğrenmenin bedelini ağır bir şekilde ödüyoruz. Tükenerek ödüyoruz. Da ne oluyor? Yani öğreniyoruz, biz mücadele ediyoruz. Şimdi arkadaşlarımız zaman zaman sahada bize bu problemleri anlatırken her zaman cümleye şöyle başlıyorlar. Diyorlar ki bu bizim görevimiz ve yapacağız. Ölmek istesek de yani öleceğimizi bilsek de biz bunu yapacağız. Biz bu insanlara hizmet edeceğiz çünkü biz bugün için varız. Yani güllük gülistanlık, her şey güllük gülistanlıkken çalışmak kolaydır Cem Bey. Evet. Fark yaratmak istiyorsanız işte bugün ortaya bir şey koymanız gerekiyor. Bizim bütün sağlık çalışan arkadaşlarımız bu farkı ortaya koymuştur. Yapmaya, işlerini yapmaya da devam ediyorlar her biri. 7-24 yani bugün hastanelerde daha önceden işte nöbet listelerimiz yazılırdı. Ve insanlar o nöbet listesine göre giderdi. Artık herkesin telefonu açık. Çünkü akşam bir arkadaşının pozitif çıkmayacağını ve onun yerine nöbete dahil olmayacağını kimse bilmiyor. Şimdi bunu anlatabiliyor muyum? Anladım. Yani çok güzel. Mükemmel bir şey. Ben araya bir girip bir şey daha sormak istiyorum. Buyurun. Tabii çok önemli bir şey söylediniz. Pozitif çıkıp daha sonra işte efendim karantina bölümünü atlatıp ya da işte COVID'i evet. atlatıp ama daha sonra devamında psikolojik olarak etkilenen birçok sağlık çalışanının olduğunu söylediniz. Ve bunu evet. bir psikiyatri uzmanıyla da görüştüğünüzü ve bunu da o şekilde de evet. Efendim ortaya koydunuz. Şimdi şunu sorayım ben. Bizden ne istiyor bugünlerde sağlık çalışanları? Tamam onlar çok önemli bir iş yapıyorlar. Allah razı olsun. Evet. Allah hepsinin canına sağlık versin. Biz tüm sağlık çalışanlarımızı seviyoruz, önemsiyoruz, onlara saygı duyuyoruz ama sağlık çalışanları bizden bugünlerde ne istiyor? Bunu bir konuşalım. Vatandaştan özellikle belki, beklentileri neler? Tabii. Evet. Şimdi benim son zamanda sahaya çıkıp aldığım şeylerden bir tanesi şurası. Biz tabii 24 saat sürekli sahada olduk. Yani arkadaşlarımızın defterleriyle ilgilenmek, bunları idareye götürmek noktasında. Vatandaştan bizim temel beklentimiz şu. Biz şimdi vatandaşa şunu dedik zamanla. Bizim için evde kalın. Yani pandemi başladığı zaman hatırlıyor musunuz? Evet. Evet. Böyle bir furya vardı. Böyle bir işte caps'ler yapılıyordu. Bizim için evde kalın. Hatırlıyor musunuz onu? Evet. 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 Evde kal. Evet. Bayağı bir vatandaş üzerine kalmadı. Evet. Kalmadı. Vatandaş söz dinlemiyor. Evet. Sonra dedi ki kendiniz için evde kalın. Sevdikleriniz için evde kalın. Evet. Vatandaş evde bundan içinde kalmadı. Evde kalmadık. Bunu anladık. Vatandaş evde kalmak istemiyor. Akabinde maske, mesafe ve temizlik. Yani bunu artık Türkiye'de duymayan bir tane canlı kul kaldı mı ben bunu bilmiyorum. Bir de bunu dünya kabul etmiş artık. Bu işin çaresi evet, bu. Dünya kabul etti. Kardeşim maskeni takacaksın, mesafeni koruyacaksın ve ellerini yıkayacaksın. Bu kadar basit. Evet. Yani Sağlık Bakanımız her gün ekranlardan çıkınca bunu sürekli yeniliyor. İşte Sağlık Müdürü Gürsel Bey bunu sürekli yeniliyor. Belediyeler şeylere, billboardlara bunu astı. Maske, mesafe, temizlik. Buna uyarsak biz şeyi bitiririz. Ama bunun yanında ben başka bir şey söylemek istiyorum. Öyle bugün mi? Hastanede bizim çalışan arkadaşlarımız gittiğimiz zaman şunu söylüyor. Ya Allah rızası için. Bizim bir ailemiz var. Bizim çoluğumuz, çocuğumuz var. Bizim şuyumuz, buyumuz var. Şimdi orada şehir hastanesini biliyorsunuz. İşte açılırken iddialı bir şekilde açıldı. İşte 5 yıldızlı otellerden daha lüks olduğu şekilde bir iddiayla açıldı. Doğrudur da. Öyledir de. Ama bizim personel arkadaşlarımızdan vatandaşın şikayeti arttı. Ve bu şikayetlere baktığınız zaman %90'ının inanın bana yersiz ve gereksiz olduğunu görüyorsunuz. Ya bu insanlar canını dişine takmış sizin için mücadele ediyor. Hayır. Vatandaşın da mı psikolojisi bozuldu? Ben onu Cem Bey, şimdi bizde popülist yaklaşım var yani sağlıkta da daha önceden işte bir takım alanlarda bir takım popülist yaklaşımlar var. Eyvallah vatandaşın rahatı bizim için çok önemli, çok değerli. Ama mesela dün cuma günü hastane servisinde gittiğim zaman arkadaşlar şunu diyor. Hasta kendi yakınına diyor ki bugün diyor benim odama hiç girmediler. Saat 11 olmuş. Oradaki hemşire hanım diyor ki başkanım diyor.
Ben bugün diyor tam 3 kere girdim diyor ben odasına. Çünkü tedavisini verdim, takibini aldım, şunu yaptım, bunu yaptım. Yemeklerini kendi elleriyle götürüyorlar. Ama hasta yakını şunu diyebiliyor. Benim odama bugün hiç girilmedi. Yani bu gerçek değil. O arkadaşlarımız işlerini yapıyor. Bunu yaparken kendilerini de korumaya çalışıyorlar. Yani evet. Zaten bu insanlar canını dişine çakmış. Bakın herkese esnek çalışma yapılırken, esnek mesai uygulaması yapılırken sağlık çalışanlarının izinleri kaldırıldı. Evet. Ve bu sağlık çalışanlarının büyük bir kısmı sözleşmeli olduğu için izinleri bir sonraki yıla aktarılmıyor. Anladınız mı? Evet. Hem de izin kaybı var. Yani izin kaybı var. Bunun için zaten mücadele ettik biz bakanla düzeltilmesi için ama bu adamlar izin falan kullanmıyor. Bırakın izni. Hafta sonu, hafta başı, gecesi, gündüz yok. Evet. Yani insanlar... Son düzenlemeyle emeklilikleri, istifaları bile herhalde kaldırıldı sağlık çalışanı. İstifalar tamamı kaldırıldı evet. Şu anda tamamı kaldırıldı. Bundan birkaç gün önce yapılan yayınlanan genelgeyle bunların tamamı kaldırıldı. Ama bugünlerde istifa zamanı da değil yani. Şimdi biz millet olarak topyekun bir mücadele içindeyken istifa etmek de bugünlerde doğru değil bence. Ben mesela o kararı duyunca evet, sağlıkla ilgili problemler var. Devletin böyle bir karar alması gerekiyor. Savaş olduğu zaman da bizi askere çağırıyorlar. Hepimiz gidiyoruz canım yani. Peki ben size bir şey söyleyeyim Cem Bey. Bu kararı ben de doğru buluyorum. Aslında biz ilk başından beri bunun bir vatan mücadelesi olduğunu söyledik. Ve bunda da ısrarlıyız. Evet bu bir vatan mücadelesi de ama bu karar çıkmadan önce yani izinlerle birlikte bu karar çıkmadan önce yani bakanlık bunu açıklayabilir. Kaç kişi istifa etmiş? Yani bunlar bir elin parmaklarını geçer mi? Zaten arkadaşlarımız böyle bir işin peşinde değil. Yani benim sahadan gördüğüm, aldığım şey şu. Zaten kimse bunun peşinde değil. Kimse bunu yüksek sesle dile de getirmiyor. Yani böyle bir talep yok zaten. İstifanın engellenmesinde hiçbir problem yok. Buradaki ben arkadaşlarımızın izinlerinden yana bir kaygılar da yok. Yani şunu demiyorlar. Aman bizim iznimiz kapatıldı, biz ne yapacağız, şunu yapacağız, bunu yapacağız. Böyle bir şey de yok. Anladınız mı? Evet, ben onu demek istemiyorum. Benim kastettiğim şey şu. Biz bunlara göğsümüzü geriyoruz zaten. Biz bu tarz temel haklarımızı bile vatan mücadelesi deyip zaten sinemize çekiyoruz. Bu bizim kabulümüz. Bu bizim kabulümüz. Evet. Ama vatandaşın bu noktada işte şikayetlerin artması, özellikle siyaset üzerinden bunu dile getirmesi ve siyasetin de işte kurumlar üzerinden bunu bir şekilde dile getirmesi ya da müdahil olmaya çalışması. Faruk Bey. Vatandaşa... Buyurun. Faruk Bey özür dilerim. Şöyle diyelim mi Faruk Bey? Biz hem sağlık çalışanları hem vatandaş bugünlerde her iki tarafta birbirini özümseyecek, sevecek, saygı duyacak ve anlayışlı olacak bugünlerde. Çünkü bugünler stres günü, kavga günü, efendim mücadele günü, sinir ve moral motivasyon bozma günü değil diyebilir miyiz? Doğrusu bu mudur? Kesinlikle öyle Cem Bey. Şimdi bundan bir iki hafta önce bir şehir hastanesinde çalışırken bir vakayla karşılaştım. Hasta yakını sigara içmek için sürekli aşağı inip yukarı çıkıyor. Ve hastasının, evet, pozitif olan hastasının yanında kalıyor. Bir arkadaşımız, beyefendi bu kadar yukarı inip aşağı çıkmanız doğru değil diyor. Uyarı bu kadar. Arkadaşımızın boğazına sarılıyor ve oracıkta hanımefendi, yani ya gittik zaten bembeyaz olmuş, tamam mı? Yani öyle bir hale gelmiş ki, bakın olay bu kadar, tamam mı? Arkadaşımızın söylediği bu kadar. Bu kadar aşağı, yani şimdi biz bütün bunları bağrımıza basarken siz de ya o insanlar bir teşekkür bekliyor. Yani oradan çıkar. Teşekkür ediyoruz. Hepinize teşekkür ediyoruz. Müteşekkiriz. Medyun şükranız. Sizleri çok seviyoruz. Çok Allah için çok seviyoruz. En değer verdiğimiz canımızı sizlere emanet ediyoruz. Bizim sizleri sevmememiz diye bir şey mümkün değil. Onun için birbirimizden, sağlık çalışanları vatandaştan, vatandaş sağlık çalışanlarından bence kırılmayalım, incinmeyelim. Bugünlerde hepimizin psikolojik olarak belli problemlerimiz var, belli komplikasyonlarımız var. Pandeminin oluşturduğu bu komplikasyonlar üzerinden birbirimize karşı başkan, anlayışlı olalım, olmalıyız. Eyvallah. Yani sadece sağlık konusunda değil ama başkanım özür dilerim. Müdahil oldum ama sadece sağlık noktasında değil, toplum olarak çok gergin bir toplum haline geldik. O da ayrı bir konu. O işi de bir... Yani trafikte de aynı. Evet, pandeminin sonucu olabilir. Yani trafikte de aynı. Bir yerde yemek yerken de aynı.
Yani bir garsona da aynı davranışlarda bulunulabiliyor. Trafikte önünüzdeki ya da arkanızdaki arabadan da aynı tepkiyi alabiliyorsunuz. Toplum olarak terapiye ihtiyacımız var. Doğru mu? Aslında televizyonlarda psikiyatristler belli saatlerde vatandaşa toplu efendim seans düzenlese, onları rahatlatsa, efendim onlara belli güzel telkinlerde bulunsa, bu da bir proje olarak akıllarda kalsa diye düşünüyorum. Mesela ben bizim yayınlarımıza bir psikiyatrist arkadaşımız, doktor arkadaşımız gelip Cem Bey, ben sizin yayınınız vasıtasıyla Erzurum halkına toplu seanslar düzenleyip onları rahatlatmak istiyorum derse, söz veriyorum kameraları ve mikrofonları ve ekranları ona açacağım diyorum ben. Daha ne diyeyim yani? Bu da benim, işte ben de bu kadar yapabilirim. Daha ne yapabilirim yani? Zaten yeterli Cem Bey. Herkes elini sizin kadar, yani bu kadar taşın altına koysa problem çözülecek. Evet. Ben başka bir konuya daha girmek istiyorum. Vaktiniz varsa. Vaktimiz azalıyor. Evet. Yani evet, biraz daha toparlayarak girebilirsek Sayın Hemen Başkan. Kısaca ben gireyim. Şimdi bizim hükümetten beklentilerimiz var. Yani bizim vatandaştan güler yüzü bekliyoruz. Başka bir şey talep etmiyoruz. Bizi anlamasını bekliyoruz. Başka bir talebimiz yok. Bizim hükümetten belli beklentilerimiz var. Bizim sağlıkla ilgili 4-5 tane temel problemimiz var. Bunlar sözleşmeli personelin kadroya geçme meselesi var. Ki hele bunların içerisinde bir süresiz 4-5'li dediğimiz grup var ki 2013 ile 2017 arasında atanan arkadaşlarımız bunlar. Bunlardan sonra atananlar kadroya geçtikleri halde, 2017'de atananlar kadroya geçtikleri halde, bunlar halen daha öyle sözleşmeli olarak bekliyorlar. 3600 meselemiz var, sağlıkta şiddet meselemiz var, yıpranma payı meselemiz var. Bu tür problemleri hükümetin bir an önce el atması gerekiyor. Evet. Yani bunların bir an önce çözülmesi gerekiyor. Burada biz hani derler ya, krizi fırsata çevirme meselesi. Biz onun peşinde değiliz Cem Bey. Biz onun peşinde değiliz ama şu anda pandemi ilk başladığı zaman bir romantiklik vardı. İşte alkışlanmalar falan filan. Ama akabinde bugün alım gücünün ciddi anlamda düştüğünü görüyorsunuz. Enflasyonun ciddi anlamda yükseldiğini görüyorsunuz. Yani 2020 verilerine baktığınız zaman bu yeterli. Ortalama bir memurun, yani asgari geçim haddine baktığınız zaman 4 kişilik bir aile 7700 liraya kadar çıkmış durumda. Bu TÜİK'in rakamları. Evet. Bunların bir an önce, maaşların bir an önce toparlanması lazım. Ancak biz bu şekilde sağlık tarafından mutlu olacağını görüyoruz. Paramız, hükümetin parası olursa verecek Allah'ın izniyle. Biz iyi vergi vereceğiz, çalışacağız, üreteceğiz. Çiftçisi, köylüsü, işçisi, sanayicisi, ihracatçısı, hepimiz çok iyi çalışacağız. Çok paralar kazanacağız. Devletimize çok güzel vergiler vereceğiz. Devlet de sizin bu istediklerinizin hepsini verecek Allah'ın izniyle. Ben de öyle biz düşünüyorum. Eşitlerimize yani. Biz eşitlerimize eşit olmak istiyoruz Cem Bey. İnşallah. Siz de bu mücadeleye devam edin efendim. Önemli bir mücadele. Eyvallah. Saygı duyuyorum. Mücadelenize saygı duyuyorum. Şimdi programa sizle başladık ama şunu bir söyleyeyim. Hem mikrofonik bir sesiniz hem de konulara bir hakimiyetiniz var. Sivil toplum örgütü başkanlarında benim aradığım bir özellik. Hakkını helal et. Belki bana düşmez ama söylemek istiyorum. Samimi bir sohbet yapıyoruz burada. Tüm sivil toplum örgütü başkanlarımızı gelip kendilerini, kendi üyelerinin haklarını savunma noktasında, dile getirme noktasında aynı sizin vermiş olduğunuz bu mücadelenin aynısını vermesi gerekiyor diyorum. Son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı? Buradan bütün sağlık çalışanlara, arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Onların önünde saygıyla eğiliyorum. Çok kutsal bir iş yapıyorlar. Ve vatandaşlardan maske, mesafe, temizlik kuralını uyarak hastanelere gittikler zaman bizim arkadaşlarımıza hiç olmasa bir teşekkür etmelerini istiyoruz. Bu kadar. Onların da daha fazla bir beklentisi yok onlardan. Çok teşekkür ediyorum. Sayın Başkan, çok teşekkür ediyoruz. Yayınımıza katıldınız evet. İlerleyen zamanlarda yine bir beraber olalım, bu konuları bir konuşalım. İnşallah. Çok teşekkür ederim. İyi akşamlar diliyorum. Teşekkürler, iyi akşamlar Sayın Bulut. Şimdi Zarif kardeşim şöyle çok söyleyeyim. Güzel harika anlattı. Evet. Anlattı. Efendim işte bu tür sivil toplum örgütü başkanlarımızın böyle konuşkan, konulara hakim ve konuları dile getiren muhalefet partisinin ilçe başkanlarının İşte aynı şekilde Erzurum'un sorunlarına, problemlerine duyarlı ve dile getiren ve anlatan kişilerden seçilmesi çok önemli. Gerçekten ben memnun da oldum Faruk Bulut Beyefendi'yi tanıdığım için.
Şunu da söyleyeyim. Türk Sağlık Sen Erzurum Şube Başkanlığı'na üye olan arkadaşlarımız, iyi bir başkanımız var. Sizin haklarınızı savunmaya çalışıyor. Allah bereket versin deyin. Başkanımıza sahip çıkın diyorum. Evet. Devamında ne yapıyoruz? Bir yorumlar var. Onlara bir değinelim. Biz de izlemiş kendilerini yalnız hissetmesinler. Cem Akmaca'nın da bir Facebook'u üzerinden gelen yorumları bir okursanız. Benimki kayboluyor, onu bir türlü buradan bulamıyorum. Bu da benim teknoloji özürlü olduğumu gösteriyor. Yani şu an... Zeka özürlü olmaktansa teknoloji özürlü olmak daha iyidir, evet. Şimdi ben de görebildiğim kadarıyla okuyacağım. Sık sık yukarıdakilerimizi okuyalım. Özgür Genç iyi yayınlar dileğinde bulunmuş. Ayrıca canlı video yorumlarına da şu an bakıyorum. Orada da yorumlar birikmeye başladı. Bu arada Yavuz Ateş aradı. Yayında olduğum senin çıkınca arayacağım. Yavuz Ateş de bir programımıza konuk alabiliriz. Buradan selam olsun kendilerine. Muhtemelen izliyorlar bizi. Yayını izliyorlar şu an. Ne kadar Ateş? Kim bu Ateş? Yavuz Ateş, şöyle bir hatırlatalım. Azize Belediye Başkanlığı'na adaydı bu yerel seçimlerde ve Sağlık Bakanlığı'na daire başkanlığı görevini yapıyor. Onu da bir gün yayınımıza inşallah, alalım inşallah. Alalım, nasip alalım. Olursa. Yani kimseden kıskanmıyoruz biz zaten. Alalım, evet. Yalnız şu an yorumları ben de göremiyorum. Yorumları ilerleyen dakikalarda alalım. Çünkü yorumlarda bir problem var sanırım. Başlıklarımıza devam edelim. Her şeyi beceriyorum da onu bir beceremiyorum. Başlıklarımıza devam edelim. Birazdan Erbak ile alakalı Sayın Erdal Güzel. Güzel başkanımızın bir videosu var. Sonra yayına alacağız. Bir önden yaptığı çalışmaları bizimle paylaştı. Bunu izlemeye değer, izletmeye değer. Güzel ama bu da işte bir şunu söyleyeyim. Bak bu da güzel bir şey. Yani ben Erbak'ı bazen ara ara ya da sık sık eleştiren bir insanım ama yani yayına gelirken yayınla ilgili o yayını renklendirecek, canlandıracak, izleyiciyi efendim şöyle söyleyeyim motive edecek ve konu hakkında bilgilendirecek videolarla birlikte gelmek de mükemmel bir şey. Bu da çok zekice bir şey. Tebrik ediyorum Erbak'ı, Erbak yönetimini ve başkanı Sayın Erdal Güzel'i. 10 dakikalık bir videoyu alalım, ardından Erbak başkanımız yayınımızda olacak. Bu arada Yakutiye Belediye Başkanımız Mahmut Uçar'la birlikte olacak. Ardından Mahmut Uçar beyefendi, Doktor Mahmut Uçar Sayın Başkan da bizlerle olacak. Bu arada da sizler de bu programı paylaşırsanız daha çok kişiye erişmiş oluruz diyorum. İyi seyirler efendim.
Evet, çok güzel bir yayındı, çok güzel bir videoydu, mükemmel bir çalışmaydı. Erdal Güzel Bey'i, Erbak Başkanımızı canlı yayına alıyoruz herhalde. Bu video hakkında kısa bir şey söylemek istiyorum. Erdal Bey'den ben bu videoyu alırken bu kısaltılmış hali dedi. Yani Erbak'ın yaptığı faaliyetlerden bahseden bir tanıtım videosuydu. Hiçbir aslında. Şey yapmayan sivil toplum örgütlerine inat! Yayınlar. Açık söylüyorum, evet. İnat! Birçok etkinlik. İzlesin. Harika. Görsünler. Evet, yani açık söylüyorum. Yani devletten, vatandaştan efendim para alıp, aidat alıp, büyük paralar alıp Erzurum adına hiçbir şey yapmayan sivil toplumlu örgütlerine inat. Erbak'ın bu çalışmasını ben bazen diyorum, hatta sık sık Erbak'ı eleştiriyordum ama
sonuç itibariyle güzel bir çalışma göndermiş. Evet. Evet, Erdal Bey de Erdal şu an geldi. Merhaba. Geldi. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba. Sayın Başkan. Teşekkür ederim. Nasılsınız efendim? Allah'a şükür, hamdolsun. Sizler nasılsınız? Teşekkürler. Sizi yayın almadan önce yaptıklarınızı anlatan videoyu yayınladık. Ve şu açıklamayı da yapma gereği duydum. Bu izledikleri videoda anlatılanlar kısaltılmış haliydi. Doğru mudur? Çok doğrudur, evet. Onları özet yaptık. Yani özeti 10 dakika sürdü. Ama ben de yayından, siz yayına gelmeden önce şöyle bir şey söyledim. Tabii sizden ağrıyı söylüyorum bunu. Sizi bu tür işlere asla sokmak istemem. Çünkü Erbak'ın böyle işlere de girmesi doğru değil. Dedim ki bol bol parası olup Erzurum için hiçbir şey yapmayan sivil toplum örgütlerine inat, parasız Erbak'ın yaptıklarını izlediniz şeklinde. Evet, hoş geldiniz başkanım. Çok teşekkür ederim. Hayırlı yayınlar. Çok teşekkürler. Teşekkür ediyorum. Estağfurullah. Şimdi Sayın Başkanım, hemen sorulara geçelim. 15 dakika bir süremiz var. Süreyi iyi kullanma adına. Daha sonra benim yapacağım her şeyi konuşalım programında da mutlaka bir hafta sizi de konuk alalım. Böyle geniş uzun, evet, tüm başlıkları ele alarak da konuşalım. Efendim, Erzurum'da Sayın Başkanım, Erbak tabii ki çok önemli. Erbak, Erzurum'un sorunlarını tespit etme noktasında ya da Erzurum'a yapılması gerekenleri, efendim, yapılması gerekenlerle ilgili kamuoyu oluşturma noktasında çok önemli bir işlev görüyor aslında. Erzurum'a yapılan tüm büyük projelerin arkasında fikir babası, isim babası Erbak'tır diye de ben düşünüyorum. Şimdi siz Erbak'la ilgili ya da Erbak'ın bugüne kadar fikir babası olduğu ya da fikir verdiği, fizibilite çalışma yaptığı konuları burada bir anlatır mısınız? Tabii. İlk önce teşekkürlerimi sunuyorum. Bizi izleyenlere de saygılarımı, selamlarımı iletmek isterim. Cem Bey, siz de yakından biliyorsunuz. Biz 1991 yılında kurulmuş bir vakfız. Şöyle hafızalarımızı geriye bir çektiğimiz zaman 1990 öncesi Erzurum'da sıkıntıların zirve yaptığı dönemdi. Çünkü 1980 ihtilali yapılmıştı. 1980 ihtilalinden sonra Özallı yıllar gelmişti. Özallı yıllarda devletin bazı düzenlemelere gittiğini görüyoruz. Politikalarında değişiklik oldu. Şöyle ki, devlet öncülüğündeki kalkınma modelleri yerine bu sefer hükümet özel teşebbüs öncülüğünde kalkınma modelini kamuoyuna sundu. İster istemez devlet öncülüğünde bir takım gelişmelerin yaşandığı Erzurum bu dönüşüme ayak uyduramadı. Yani liberal ekonomiye geçme sürecini değerlendiremedik biz. Özel teşebbüs öncülüğünde bir atılım yapamadık. Şehirde göç başlanmıştı, hatırlayacağınız gibi. Bir umutsuz tablo ortaya çıkmıştı. İşte bizim büyüklerimiz, Allah onlara hayırlı uzun ömürler nasip etsin. Başta Erol Oral hocamız olmak üzere ilk başkanımız oydu. Şehirde göçü durdurup şehrin gelişmesini ve kalkınmasını sağlamak konusunda taşın altına elini sokacak insanları bir araya getirdiler ve siyaset üstü olarak sizin ifade ettiğiniz gibi Erzurum Kalkınma Vakfı'nı kurdular. İlk gündeme geldiğimiz zaman DAP projesiyle kamuoyunun dikkatini çekmiştik. Bildiğiniz gibi DAP projesi Doğu Anadolu projesiydi ve 16 vilayeti kapsıyordu. Ama DAP projesi ilgili yerlere kadar gitmesine rağmen bir müddet sonra meclis komisyonlarında da görüşüldü. Meclis komisyonlarından geçmesine rağmen meclisin toz raflarında kaldı diyebiliriz. Yıllar sonra bu DAP projesini birilerinin aklına geldi. Biz bunun gündemini oluşturduk. Derken baktılar ki çok ciddi bir proje. Projeden bazı alıntılar Erzurum'un gündemine gelmeye başladı. Derken Erzurum'da DAP idaresi kuruldu. Sayın Cumhurbaşkanımızın bindiği uçağın ismi DAP olarak belirlendi.
Yani biz o gün göle bir maya çalmıştık. O tutar gibi oldu. DAP projesi peyderpey başlıklarıyla hayata geçmeye başladı. Allah selametlik versin. Erol Oral Hoca'dan sonra bildiğiniz gibi Necati abimiz bayrağı aldı. Çok güzel işler yaptılar. Erzurum'un maddi ve manevi kalkınması konusunda farkındalık oluşturdular. Özellikle kültürel konularda da yoğunlaştılar. Sarıkamış Harekatı'nı ülke gündemine taşıdılar. Biz de Necdet abiden bayrağı devraldık ve arkadaşlarımızla birlikte Erzurum'a gönül veren siyaset üstü, düşünce sahibi, entelektüel bazda kardeşlerimizi, Erzurumları bir çatının altına topladık. Burada her türlü siyasi düşünceye hürmet ettik. Çatımızın altında değişik düşüncedeki, siyasi görüşte kardeşlerimiz var. Biz hiçbir zaman bunu gündeme getirmedik. Ortak faydamız Erzurum oldu bize. Burada bizim DAP başkanlığıyla birlikte Erzurum'da bildiğiniz gibi KUDAK'a da kuruldu. Bunlar şehri kalkındırmak ve geliştirmek üzere kurulan kuruluşlar oldu. Bunların ilk kıvılcımları Erbak tarafından atılmıştır. Hedef gösterilmiştir. Dikkat çekilmiştir. Bir farkındalık oluşturmuştur. Biz mesela biraz önce sizin de bahsettiğiniz gibi Jenelik'te gösterdiğiniz gibi videoda her yıl Sultan Sekizi Toplantılar isminde toplantılar yapıyoruz. Bu toplantılara bir yıl önce başlıyoruz çalışmasına. Seçtiğimiz konu üzerinde gerçekten güzel bir tarama yapıyoruz. Erzurum'u ilgilendiren, can alıcı, önemli hassasiyeti olan konuları gündeme taşıyıp onların da takipçisi oluyoruz. Mesela yüksek hızlı tren bunlardan bir tanesi. Hiç Erzurum'un gündeminde yokken biz İpek Yolu'nda Demir Yolu ismi altında çok güzel bir Sultan 8 toplantısı yapmıştık. İşte bugün bunun beklentisi içerisindeyiz. Ama bu fikrini oluşturduğumuz, teşebbüs ettiğimiz konularında takipçisi olduk her zaman biz. Evet. Tabii bunu siyasilerin de desteklemesi, Erzurum kamuoyunun da desteklemesi gerekiyor. Geç kalmamak konusunda biz biraz önce davranıyoruz bu konularda. Daha sonra kamuoyunun bunu benimsemesi, özümsemesi biraz zaman alıyor. Buna şöyle de bir örnek verebilirim. 2005 yılında biz 2011 Üniversite'yi ülke gündemine taşımıştık. Yani 6 yıl önce 2011'den taşımıştık. Bir fikri olgunluk yapmıştık. Onu devam ettirdik. Bildiğiniz gibi 2011'i Erzurum yüz akıyla yaptı, neticelendirdik. Ama şöyle bir üzüntümüz oluyor. İşte 2011'de kazandığımız, altyapısını oluşturduğumuz bu ekipmanları, bu avantajları biz kullanamadık şehir olarak. Yani atlama kuleleri olsun, pistlerimiz olsun vesaire gibi. Bu heyecanı biraz gerilettik. Aslında biz meşaleyi daha yükseklere taşımak istiyorsun. Peki şunu sorayım başkanım. Başkanım şunu sorayım. Erbak'ın bence benim takip ettiğim kadarıyla en güzel yaptığı işlerden bir tanesi de manevi şahsiyetlerimizi şehre geçmiş dönemde hizmet etmiş, bir hakkın işini yapmış, gurur duyduğumuz atamızı, dedemizi, İşte efendim şehrin bir yönüyle dinamiklerini geçmiş zamanlarda anılması gereken, motive edilmesi gereken, onuru edilmesi gereken dinamiklerimizi motive etme konusunda da Erbak sanki tek başına bir görevi üzerine almış götürüyor. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Evet. Onu da şu şekilde ifade ediyor. Gerçekten yani bunu bir Erzurum olarak söylemek zorundayım. Erzurum ünlü şahsiyetleri bakımında Türkiye'deki 3-5 ilden bir tanesidir. Evet. Yani Kubbe'de, Hosta'da bırakmış.
arkasında izler bırakmış. Siyaset alanında olsun, din alanında olsun, askerlik alanında olsun, başka alanlarda olsun, edebiyat alanında, sanat alanında. Enler yetiştirmiş bir şehir, evet. Evet, enler yetiştirmiş özel bir şehirdi. İşte biz bu özel insanlarımızı, ünlü şahsiyetlerimizi hatırlatmak, onların manevi şahsiyetlerini şehre duyurmak konusunda bu anma toplantılarını yaptık. Geçen yıl bildiğiniz gibi pandemi baş göstermişti. Mart ayının içerisinde bizim bir anma toplantımız daha olacaktı. Ama maalesef pandemi münasebetiyle onu gerçekleştiremedik. Ama bugün İl Kültür Müdürlüğü'nden güzel bir sevindirici haber geldi. Yeni yapılan İl Halk Kütüphanesi'nin ismi İsmail Sait Sencer olarak tescil edilmiş. Biz de rahmetli İsmail Sait Sencer'i Kütüphaneler Haftası münasebetiyle Mart ayında İl Halk Kütüphanesi'nde anacaktık. Her şeyimiz hazırdı. Ama anlam önlemler münasebetiyle bu anma toplantısını yapamadık ama İsmail Sait Sencer'in ismini verilmesi bizi son derece memnun etti. Bir tarz, evet Sarıç Bey. Bu, da, evet, bu özel ünlü şahsiyetlerimizi biz anacağız ve hemşerilerine, Erzurumlara, Dadaşlara duyuracağız. Burada da hazır anma toplantıları açılmışken şimdi ifade edeyim. Biz bu Erzurum'da bu manevi şahsiyetlerin, bu önemli şahsiyetlerin isimlerinin uygun yerlere verilmesi konusunda da titizlik gösteriyoruz. Mesela şurada da sizin ekranlarınız vasıtasıyla duyurmak istiyorum. Bildiğiniz gibi şehir hastanemiz yapıldı. Çok güzel, harika bir hastane. Bir de onun yanında bölge araştırma hastanemiz var. İki isimli bir hastanemiz var orada. Biz düşündük, taşındık. 1071'de Malazgirt'te Anadolu'nun kapıları bizlere açıldı. Bu açılan kapılar içerisinde Erzurum'da beylik kuran Saltukoğulları var biliyorsunuz. Evet. Bugün de onların yapmış olduğu tarihi eserler hala daha bizim gurur vesilemiz. Biz de dedik ki mesela Konya'da Konya Karatay Şehir Hastanesi var. Mardin'de Artukluların var. Eskişehir'de Mengüçlerin ismini yaşatılıyor. Biz de Erzurum Saltuklu Şehir Hastanesi olmasını istiyoruz hastanemizin isminin. Evet. Bunu da sizin vasıtanızla ilgili yerlere, birimlere duyurmak isteriz. Sayın Başkan, zaten birazdan Yakutiye Belediye Başkanı Sayın Doktor Mahmut Uçar da yayınımızda olacak. Onun da Saltuklu yılı, işte efendim Yakutiye'nin isminin Saltuklu olarak değiştirilmesi, bu gibi öneriler ve projeleri vardı. Bunu da aynı minvalde düşündüğünüz için aslında güzel bir şey olmuş. Ben bu anlamda bir şey sormak istiyorum size. Erbak olarak, çünkü vatandaşlardan ben böyle tepkiler alıyorum, istekler ya da dile getirmemiz adına bazı talepler alıyoruz. Aziziye isminde de bir değişiklik talebi aslında vatandaşım var. Çünkü Aziziye'yi tabi olarak daha çok yakıştığını söylüyor vatandaşlar. Ilıca isminin önceden olduğu gibi hani bunun meclise bir şekilde taşınması, Ilıca ismiyle anılmasını istediklerini beyan ediyorlar. Bu konuda Erbak olarak bir adım atabilir misiniz, atar mısınız? Biz ya adım da atmıştık. Atmış mıydınız? Takip edemedik onu pek ama. Evet, ilk Aziziye ismi verildiği zaman biz buna tepki gösterdik. Çünkü tarih kaynaklarında hep Ilıca olarak geçiyor. Evet. Bunun değiştirilmesi ne maksatlandı onu sizler de biliyorsunuz. Bir proje ürünüydü bu. Ama ifade ettiğiniz gibi Ilıca isminin tekrar oraya verilmesinden biz yanayız. Çünkü tarihi kaynaklarda, kitaplarda, yayınlarda hep Ilıca olarak geçiyor. Mustafa Kemal Erzurum'a geldiği zaman Aziziye'de değil, Ilıca'da karşılanmıştı. Yavuz Sultan Selim buralardan geçerken Ilıca'dan geçmişti. Vesaire gibi örneklerini çoğaltabiliriz. Peki başkanım, süremiz kısa.
Sayın Mahmut Uçar da bizi bekliyor mutlaka. O da gün içinde çok çalışmış, yorulmuştur sizler gibi. Efendim bir canlı yayın mutlaka yapalım burada baş başa. Hem Erdal Güzel'i hem Ervak'ı bir geniş bir şekilde masaya yatıralım, konuşalım diyorum. Son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı efendim? Vallahi son olarak şunu söylemek istiyorum. Yaşanılabilir, maddi ve manevi yönden kalkınmış bir Erzurum arzu ediyoruz. Hep birlikte bu Erzurum'u inşa etmek için hareket etmemiz gerektiğine inanıyorum. Hepinize iyi akşamlar. İyi akşamlar. Çok teşekkürler katıldığınız için. İyi akşamlar diliyoruz bizler de. Çok sağ olun. Şimdi Sayın Başkan, tabii Erdal Güzel Başkanımız diyorum ya ben, ara ara sık sık. Efendim tabii ki eleştiriyoruz ama mutlaka bazı eleştirilerimiz de yerini alıyor. Ama Erbak'ın o güzel videosunu, tanıtımını izleyince, mesela bu cadde sokak isimlerinin değiştirilmesi ve Erzurumlu manevi şahsiyetlerin isimlerinin caddelere, sokaklara verilmesi konusu çok çok önemli bir konu bence. Çok güzel açıklama ettim ben. Bunun üzerinde inşallah Büyükşehir Belediye Başkanımızı stüdyomuzda ağırlarsak orada önümüzdeki hafta sözünü aldık. İnşallah öyle olacak. Orada bu konuyu da bir dile getirelim. Ama öncelikle herhalde Yakutiye Belediyesi'nin de bir videosu vardı. Onun da bir videosu var. Yok mu bir videosu? Görselleri var yayında. Yayın yayınlayacağız. Evet. O zaman şimdi Mahmut Uçar Başkanımız gelene kadar, yayına gelene kadar Erbak güzeldi. Erbak konusunda birkaç not aldım. Onlardan bahsetmek lütfen istiyorum tekrardan. Bunların üzerine gitmemiz gerekiyor aslında. Mesela çok güzel şeyler söyledi başkan. Dedi ki 2011 Üniversiyat spor oyunlarından biz 6 yıl önce bunu dile getirdik. Kamuoyuna evet sunduk. Evet. Hızlı yüksek hızlı treni mesela biz daha öncelerden sunduk dedi. Çok güzel şeyler yaptı. Erbak'ı özellikle takip etmemiz ve Erzurum'dan da takip etmesi ve destek olması gerekiyor diye düşünüyorum şu an. İşte yani Erbak'ın bir defa öncelikle az önce söyledim. Hiçbir bütçesi olmayan, kıt ve dar imkanlarla yürütülen bir sivil toplum hareketi Erbak. Erbak'ın aslında bir yönüyle desteklenmesi gerekiyor. Paraları vatandaştan para alıp devletten bütçesi olup hiçbir iş görmeyenler, bence biraz o hiçbir iş görmediklerinden utanıp Erbak'a bir miktar bütçe aktarmaları gerekiyor diye de düşünüyorum yani. Onun için Erbak'ın siyasetçiler tarafından önemsenmesini çok önemsiyorum. Efendim Erbak'ın manevi şahsiyetlerimizi kucaklaması, onların isimlerine önem vermesi, onları anmasını çok önemsiyorum. Onun için Erbak tabii ki bizim için çok önemli. Evet, anladığım kadarıyla şu an Sayın Başkanımız da hazırlanıyor. Başkanımızla da yayınımız hazır ama birazdan hazırlanacak. Arada sırada gidiyor, tekrar geliyor. Evet, dosyaları getirdi Mahmut Uçar Başkanımız. Biz de dosyaları yorumlarda alıyoruz. Size de bir taş gelmişti, onu da paylaşmak istiyorum. Bu esnada da konuşalım. Bir izleyicimiz demiş ki Cem Bey, önünüzde 8999 adet A4 görüyoruz. A4'ler duruyor, onlar bize lazım. Evet, Sayın Başkanımız geldi. Sayın Başkanımızı yayına alıyoruz. Evet, Yaktuya Belediye Başkanımız şu an yayınımızda. Merhaba, hoş geldiniz. Efendim, yayında mıyız? Yayındayız. Evet, hoş geldiniz efendim. Hoş geldiniz başkanım, nasılsınız? Efendim, merhabalar, hayırlı akşamlar diliyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Sağ olasınız. Sağ olun, biz iyiyiz, siz de iyisiniz inşallah Cengiz Sayın Başkanım. Sesini aç. Benim reji de Cengiz Bey, biliyorsunuz. Evet, Cengiz Bey de reji işini bilir yani, başkanım yani. Yani bir şeyden anlar, rejiden, sesten. Çünkü ben yayın önünde sizi takip ediyorum. Oradan rejiye ikide bir takılıyorsunuz ya, ben de Cengiz Bey'e dinliyorum. Ama rejisiz olmuyor zaten bu işler, biliyorsun başkanım. Rejilerin varlığı bizleri ekranlara çıkarıyor. Rejiler olmasa bizler olamayız diye düşünüyorum başkanım. Evet. Şimdi Sayın Başkanım, hoş geldiniz. Öncelikle geçmiş olsun diyelim başkanımıza. Tabii başkanımıza geçmiş olsun diyelim, evet. Soğuk algınlığı. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi ben sizin sesinizi çok aldığım için acaba farklı bir diğer tablette mi bağlamı söyledim? Hayır başkanım. Böyle çok iyisiniz. Yayın gayet güzel. Biraz daha ve ben biraz daha pür dikkat keseceğim. Çünkü ben sizin sesinizi azalıyorum ama şu an duyabiliyorum. En azından inşallah buradan
yayınımızı yaptık. Efendim dikkatli başkan çok iyidir. En iyi başkan dikkatli başkan zaten. Pür dikkat olması lazım başkanlarımızın. Evet. Şimdi Sayın Başkanımız yayına hoş geldiniz tekrar. Hemen süreyi aktif ben ve güzel... Teşekkür ediyorum. Birkaç sorular hazırladım ben Sayın Başkan için. Evet. İsterseniz ben böyle jet hızıyla bu sorularımıza geçelim. Lütfen. Evet, hemen bir başlayalım. Sayın Başkanım tekrardan hoş geldiniz. Şeref verdiniz programımıza. Programda konuşmak üzere hazırlamış olduğumuz birkaç soru var. Bunları sohbet esnasında sormak istiyorum. Bunlardan... biri biraz önce konuşmuştuk Ervak evet. Başkanı Sayın Erdal Güzel'le Saltuklu yılı ve Saltuklu isminin üzerinde benzeri bir çalışmalar olmuş Sayın Ervak Başkanı'nın. Onunla da konuştuk, sizin projeleriniz olduğunu da söyledik. Saltuklu yılı bu pandemi süresinde bir aksama yaşadı. Bunu önümüzdeki yıla iterdiniz bildiğimiz kadarıyla. Nasıl bir yürütme düşünüyorsunuz bu konuyla alakalı efendim? Efendim tekrardan hayırlı yayınlar. Çok teşekkürler efendim. İzleyen, dinleyen tüm hemşehrilerimize de buradan hayırlı akşamlar diliyorum. Efendim şöyle, malumunuz ben ilk belediye başkanı olduğum zaman, tabii bunlar böyle hemen belediye başkanlığı sırasında oluşmuş projelerimiz vesaire değil. Ben yıllardır Erzurum'da yaşayan, Erzurumlu olan, işte Yakutiyeli olan hatta, tabii Yakutiye ismi sonradan efendime söyleyeyim oluşmuş bir isim ama biz daha çok efendime söyleyeyim Erzurumlu, Erzurum Ovası'ndan soğucak köylü, çok çevik bir adam olarak tüm yaşamımın, tüm öğrenim sürenimin ve daha sonra 2 yıl hariç diğer çalışma hayatımın çoğusunu Erzurum'da geçirmiş bir insanım. Tabii ben bu süreçte hep böyle biraz da tarih ve edebiyatla, tıp her ne kadar benim bölümüm olsa da tarih ve edebiyata yakın ilgisi olan bir insanım. Özellikle Erzurum tarihi benim özel ilgi alanıma giriyor. Yani ben bir cami kim tarafından yapılmıştır, hangi medeniyetler Erzurum'da yaşanmıştır, nasıl olmuştur, bu çeşme kimindir, şu efendim işte üç gümbeti kim buraya koymuşlar, bir merak içerisinde olmuş. Böyle bir Erzurum sevdalısı bir insan tabii. Ben yıllardır hep şunu merak ederdim. Yani biraz da özür dileyerek zaten sizlerinle izleyicilerimizin bilgisi vardır ama hani bilgilerimizi tekrar etme amacıyla biliyorsunuz 1070 bir bizim çok klasik bir bilgimizdir. İşte Anadolu'nun kapıları Türklere açılmıştır. Evet. Açılmıştır ama çok önemli bir zaferdir. Gerçekten dünyada belki de dünya tarihinde ilk 3'e 5'e girebilecek önemli efendim meydan savaşlarındandır ve biz Bizans'ı tamamen orada tabiri caizse gözünün kurdunu veya belini kırıp bırakıyoruz. Ama onun sonucunda bir toprak kazanımı elde etmiyoruz. Yani 1071 Malazgirt Zaferi'nden sonra. Niye? Anlaşmalar yapılıyor, fidye veriliyor vesaire vesaire. Ama 6 ay sonra bizde bu anlaşmaları yapan Bizans İmparatoru Roman Diyojen öldürülünce anlaşma suya düşüyor. Bu sefer Alparslan en iyi komutanlarına diyor ki sağ kollarına ve özellikle başta da Ebu Kasım Saltık Bey'e ilk emri veriyor. Diyor ki artık Anadolu'yu fethedebilirsiniz, toprak alabilirsiniz. Tabii ki o günlerdeki büyük Selçuklu'nun hemen yanındaki ilk topraklar işte Malazgirt'ten sonra Erzurum ve deltasına ve ileriye giden bir coğrafya oluyor. Ebu Kasım Saltuk Bey ordusuyla beraber Erzurum sınırlarına geliyor. 1071 Malazgirt'ten 9 ay sonra 1072'de geliyor. Erzurum'daki o zamanki Bizans güçlerini işte buradaki Gürcüler ve Ermenilere karşı savaşını veriyor. Ve Erzurum'u alıyor. Daha sonra burada bakın. Dolayısıyla Erzurum daha önce Müslümanlar tarafından Hazreti Osman zamanında alınmıştır ve uzun yıllar kalmıştır. Daha sonra tekrar Bizans'a geçmiştir ama Türkler tarafından, Müslüman Türkler tarafından 1072'de Anadolu'nun ilk toprağı ve Erzurum olarak alınıyor. Dolayısıyla bakın biz İstanbul'dan, biz Trabzon'dan, biz Diyarbakır'dan, biz Konya'dan, biz İzmir'den, biz Antalya'dan, biz Kayseri'den daha önce Türklerin ve Müslümanların eline geçmiş bir şey. Böyle bir artımız var. Daha sonra bizden sonra diğer beylere emir veriyor. 5-10 yıl, 15-20 yıl sonraları hatta veya da Alparslan öldükten sonra o beyler kendilerine o tür görevler yüklenerek Erzurum üzerinden gelip almış oldukları lojistik destekle işte gidiyorlar Kayseri, Tokat, Sivas civarında Danişmet Bey geliyor burada ordusunu tımar ediyor. Lojistik destek Erzurum'daki orduların cesareti ve katkısıyla gidiyor.
Oralarda danışment veriliyor. İşte aşağı iniyorlar, Artuk Bey geliyor, yine buradan Rüştü'nü Artuklar tutuyor vesaire vesaire. Böyle bir önemli coğrafyanın ilklerindeniz, ilkiz. Bakın bu çok işlenmesi gereken önemli. Bir de biz bu beyliği 10 yıl, 20 yıl değil, tam 30 yıl devleti burada kuruyoruz. Bir Trabzon'da, aşağıda Bingöl'de, sağ tarafta Erzincan, ta işte şey falan da dahil, Tercan falan, bu tarafta Kars, Anı dahil. Efendim çok geniş, yani şu anki Kuzeydoğu Anadolu topraklarının tamamında kuruyoruz ve buranın başkenti Erzurum oluyor. Ve 130 yıl buradaki devlet hüküm sürüyor. Bakın bu hüküm sürmesi öyle güçlü bir devlet. Ve bir şey daha söyleyeyim, bizim hanım izleyicilerimiz de o anlamda bir pozitif bir şey söyleyeyim. Bakın bu devletin 7 tane Hakan'ı beyi oluyor ve 6.'sı kadının insan yerine konulmadığı bir dönemde 1192'lerde bir kadın, Mama Hatun, bu devleti efendime söyleyeyim tam 12 yıl yönetiyor. Böyle bir medeniyettir. Ve bakın Cem Bey, Zarif Bey, şimdi şunu özellikle dikkatinizi çekmek istiyorum. Saltıklılar burada ilk kurulmuş Türk Beyliği, ondan sonra Türk Devleti, ondan sonra bir Selçuklu, Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti olarak devam ediyoruz ya. Bakın bizim Erzurum'da şu an tarihi eser dediğimiz, Cumhuriyet Caddesi'nde sağda solda gezdiğimiz çoğu eser Saltıklılara ait. İşte bakın Ulu Cami, 1179, 5. Beyimiz Hacı Nasreddin efendim tarafından yapılmış, Muhammed tarafından, Hacı Nasreddin. İşte üç gümbetler, İzzettin Saltuk'un falan şeyi olduğu yer, efendim Saat Kulesi, Kale Mescidi, bugün efendim bir sürü unutulmuş ve ismi değişmiş bir sürü eser Saltuklu dönemine aittir. Dolayısıyla biz böyle bir medeniyeti, böyle bir efendim devleti, böyle bir kuşağı, Türkiye Cumhuriyeti'nin sınırlarına ilk olmuş, Anadolu'da ilk başkent olmuş, Anadolu'da ilk alınmış toprak hürriyetini kazanmış bir efendime söyleyeyim medeniyeti, devleti, ulusu her neyse. Biz efendim söyleyeyim hayatımızın hiçbir yerine dendiri tarihi kendi kullandığım beret merak ederek gezerdim. Erzurum'da Saltuklu isminde hiçbir şey rastlamadım ben. İşte sonra kurulan Yenişehir'de bir tane ortaokula ve yine sonradan kurulmuş olan şeyde Dadaşkent'te bir tane mahalleye Saltuklu ismi verilmiş. Onun dışında yani bir iki kişi de çocuğuna Saltuklu ismi vermiş. Onun dışında Erzurum'da Saltuklu'nun ismi yok. Dolayısıyla asıl olması gereken bu medeniyetin altını kalın harflerle çizmek. Evet biz aynı zamanda Osmanlıyız. Evet biz aynı zamanda Selçukluyuz. Aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'yiz. Ama bakın bizim başkent olduğumuz Erzurum'un 6000 yıllık tarihi ki diyoruz milattan önce 4000 yıl, milattan sonra 2000 yıl. Hatta şimdi son Ilıca'da yapılan çalışmalarla deniyor ki milattan önce 6000 yıla kadar Erzurum'da bir yaşantı oldu. Milattan sonra da 2000 yıla, yani toplam 8000 yıllık bir efendim tarihi süreçte Erzurum'un başkent olduğu tek devlet Saltuklu devleti. Bakın evet. Başkent olmuş bir devlet. Ve bunu da Saltuklularla yaşamışız. Dolayısıyla böyle bir ismi yaşatılmaması benim hep dikkatimi çekmişti ve ben ilk gazetecilerle belediye başkanı olduğum zaman Mücadele konağında olduktan 2-3 ay sonra yaptığım toplantıda dedim ki bakın benim en önemli kültürel projem bu olacak. Ve bu Saltuklu bahanesiyle Erzurum tarihini de ben tanıtacağım. Saltukluları tanıtacağız. İşte bunda sportif faaliyetler olacak. Burada efendime söyleyeyim aktiviteler olacak. Yurt içinden ve yurt dışından efendim getirip paneller, konuşmalar, bilimplantılar, tarihsel toplantılar yapacağız. Ve böylece bir Erzurum'u tekrar silkelemiş olacağız tarihi kültürel yönden. Mesela siz Cem Bey, Erzurum havalanında ineceksiniz bizim kapsamda yapacağımız faaliyetlerde. Koskoca bir afiş sizi karşılayacak. Diyecek ki Saltuklu'nun başkenti Erzurum'a hoş geldiniz. Çok güzel. Çok güzel bir fikir, evet. Bu şehir başkentlik yapmış bir şehir. Efendime söyleyeyim işte binil giydirmeler yapacağız büyük efendim tüm bu tarihi eserlerin üzerine. İşte Ulu Cami altına tarihini ve bu Saltuklu eseridir diyeceğiz. Şu Osmanlı eseridir diyeceğiz. Şu işte Selçuklu eseridir diyeceğiz. Bir farkındalık, yani bunun aslında birçok insanlara tekrar tarihini haddimize de öğretmek, şu etmek. Ama bunun ben çok cılız kaldığını düşünerek böyle bir şey söyledim. Daha sonra bunu yıla yapalım zaten orada demiştim ama Covid nedeniyle bu kapsamda yapacağımız işte bir Ova'da çok büyük bir şenlik yapacaktık. Sportif, girişimden, güreşine, efendim koşusuna, şuna buna işte Saltuklu yılı
sportif faaliyetleri adı altında. İşte değiş yeri. Ama yapamadık. Konserler olacaktı. Şu olacaktı, bu olacaktı. Tabii tüm planımız hazır ve Nisan 20'sinde başlayacaktık açılışıyla. Ama yapamadık. 2021'i erteledik. Onu da yani şu an öngöremiyorum. O yüzden bir şey diyemiyorum ama 2022'ye kalırsa eğer, zaten bu süreçte de çok konuşuyoruz. Artık herkes artık, bakın Ervak diyorsunuz. Ben izleyemedim. Evet. Yayını anca yetişebildim. İzlerim tekrarında. Çok teşekkür ediyorum. Ervak Başkanımız da hakikaten bu tür duyarlılıkları olan bir abimiz. Bu noktada da bu işe sahip çıktıkları için kendilerine teşekkür ediyorum. Diğer sivil toplum örgütlerinden de özellikle siz gazetecilerden, efendim medya mensuplarından özellikle bunu istirham ediyorum. Çünkü bunu en güzel seslendirecek olan sizlersiniz. Bir de şimdi kusura bakmayın, ben biraz da siyasetçi olduğum için, hani 1,5 yıllık siyasetçiyim, onun da altını çizeyim. Ben siyasetçi olduğum için şimdi benim bu girişimlerim altında insanlar farklı şeyler de arıyorlar. Hani özelde de bundan ilgili mesajlar mı, bundan ilgili efendim şeylerini de gösteririm ama çok komik şeyler, yani sadece gülesiniz diye göstereceğim yani, şeyler ama. Başkanım çok güzel. Harika, burayı çok güzel, harika anlattınız. Hem Erzurum'un bir tarihsel geçmişine mükemmel bir yolculuk yaptık bir defa. Öncelikle bu. Sizin bu konuda efendim bir araştırmacı, engin bir düşünceniz, engin bir fikriniz, bir ufkunuz olduğunu gördük. Tabii bu çok önemli. Bu Saltuklu yılı, Saltuklu eserlerinin ön plana çıkarılması, Erzurum'un işte bir başkent olduğunu vurgulanması çok önemli. Ama tabii bunlar mutlaka çok güzel projeler. Zaten belediyecilikte rutini yapmak önemli değil. Sadece asfaltla, temizlikle bu işler olmuyor. Farkı ortaya çıkarmak da, takdir edersiniz ki, çok önemli bir şey. Şimdi ben size benim çok hoşuma giden ama bugüne kadar hoşuma gittiğini de çok da beyan edemediğim ama bu vesileyle sizin hem bu güzel programda programı şenlendirsin diye de anlatacağım çok ilginç bir şey var. Palandöken bölgesinden Bosna Caddesi'nden aşağıya doğru giderken sağ kolda şehrin alt tarafından gelirken sol kolda olan bir mezbelelik, müteahhit tarafından yapılmamış, bir kısmı eksik kalmış ve gerçekten bir, şöyle söyleyeyim, yıkık virane bir hal almış, ucube bir hal almış bir yer vardı. O binayı siz Yakutiye Belediyesi olarak mükemmel bir şekilde süslediniz. Sonuçta o kötü görseli, o caddenin ve şehrin süliyetini bozan o kötü görüntüyü bir yönüyle kapattınız. İşte Sayın Başkanım, belediyecilikte fark ortaya çıkartmak, yaratmak Allah'a mahsus. Fark ortaya çıkartmak, fark ortaya koymak dediğimiz şey bu olsa gerek. Şimdi yıllardır o bina orada duruyordu da biz önceki yönetimleri eleştirelim manasında demiyorum. Önceki yönetimlerin ekiplerinden herhangi biri de bugüne kadar öyle bir şey demedi. Ya başkanım, şu caddenin bu bina süliyetini bozuyor. Bu caddede kötü bir görüntü oluşturuyor. Bu fikir ne zaman aklınıza gelmişti? Ben belediyecilik adına bunu çok önemli bir farkındalık olarak düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Efendim teşekkür ediyorum bu tespitiniz ve bu güzel düşünceler. Küçük bir fark ama çok önemli bir fark başkanım. Küçük ama çok önemli. Zaten biliyorsunuz Cem Bey, sizin de bildiğiniz bir şey var. Ben de tekrar ahsen velev kâne 180'dir eskiler. Yani tekrar güzeldir velev ki 180 defa dahi olsa. Bizim yine kameraman arkadaş yürüyor, ben ona diyorum ki otur çünkü ayakları ses çıkarıyor zaten. Zor. Dikkatimizi dağıtmasın efendim. Evet, ses çıkarmasın. Şimdi şöyle. Hakikaten mükemmel bu lafın gelişinde şunu söyleyeceğim. Herkesin bildiği bir laf var. Mükemmellik nüanslarda gizlidir. Yani evet. Hakikaten çok nüans, çok çok mikro seviyede olan ölçümler için veya çok küçük birimler için kullanılan bir tabirdir malumunuz. Şimdi efendim ben yine bu şehri geziyorum, şehri bilen bir insanım. O da hakikaten, yani ben bu şehirde sağlık müdürlüğü yaparken de, halk sağlığı müdürlüğü yaparken de, başhekim yardımcılığı veya çeşitli görevlerde hekimlik yaparken de hep merak etmişimdir. Yani bakın bu tür binalar niye durur, niye yıkılmaz, niye bunlar farklı amaçlarla işte süslenmez, şu bu. Tabii belediye başkanı olurken, olduktan sonra şunu da gördüm ama, yani geçmişteki arkadaşları da kınamama adına
Tabii bunun mevzuatlar çok zorunlulukları var. Mahkemenin oluyorsunuz, şu oluyor, adamın binasını yıkıyorsunuz, kör badem gözlü oluyor. Efendime söyleyeyim, sizden farklı noktalarda bir takım paralar, hukuki olmayan talep edilmeye tehditler başlıyor. Yani bir sürü sıkıntılar. Şimdi bahsetmiş olduğunuz yer ve şehirde birkaç yer daha var. Biz onları hatta sizlere inşallah daha sonra da iletiriz. Sizi tabii orada çok kullandığınız bir yol için, olduğu için hemen fark edebilmişsiniz. Bunun gibi 3-5 yerde bu böyle yapılmayan yıllardır ki bu bina 24 yıl aynı bu şekilde yapılmamış. Bunları biz böyle kaplamalar yapıyoruz. Bir tane de Tortum, eski Tortum garajında var. İşte yukarıda bir tane daha var. Yani şu an 3-4 tane, kafamda da 24 tane daha var. Şimdi tabii bu işin içine girince mesela o bahsetmiş olduğunuz bölge ta 24 yıl önce başlanmış. Efendime söyleyeyim, orada da bir sürü ortaklığı olan 80 küsür tane, işte hem arsa ortaklığı hem de kooperatif ortaklığı olan ve bir türlü çözülmeyen bir noktaya gelmiş. Tabii ben arkadaşlara sordum bunu. Bizimkiler işte başkanım o işe girme, hukuksal olarak şöyledir, böyledir, sıkıntı yok. Ya dedim arkadaşlar, biz iyi niyetli bir şekilde çağıralım mı bunları? Çağırdık. Arkadaşlara dedim ki bakın ben bu mezbeleliği kaldıracağım. Ama belediye başkanı olarak, ama yasal, tabii gayri yasal yapamayız ama farklı yöntemlerle gelin bize şey verin. Oradaki sizin efendime söylediğim tekrar şu andaki imar haklarınız saklı kalsın. Hukuki haklarınız tekrar saklı kalsın. Örneğin o yeşil alan yaptığımız ve şu anda Yakutiye yazısını koyduğumuz ışıklandırmalı yer normalde adamın dediğim gibi 30-40 kişinin hisseli olduğu şahıs arsası. 8 katlı evet. Binanın efendim üzerine çim yaptığı falan. Şimdi biz dedik ki biz bunları yapalım. Siz 24 yıla çözmemişsiniz. Belli ki bir 24 yıla daha çözmemişsiniz. Bu 48 yıl sürecek. Yani evet. Burayı, madem biz yapalım güzel siz ama ha bunu da taviz ettim onlara. Evet. Da şey çektik. İhtarname dedi ki siz yarın dediğiniz an ki ben burayı ev yapacağım, kırık yapacağım, anlaştık, bu satırda bizden aldınız. Ben size orayı hemen eski haline dedim, sokacağım, kepçeyi, şunu, bunu, yüz makineleri eski haline yapıp bırakacağım. Evet. Efendim ihtarımızı çektik, sözüne ulaşamadık. Belki bir hukuki olarak veya dediğim gibi şey olarak da buradan bu tür şeyler konuşlanmaz ama belki bir suç işledik ama. Bakın birileri bu tür riskler almadıktan sonra Cem Bey, evet. Bu işler ben anladım ki belediyecilikte de olmuyor. Yani adamın gidiyorsunuz, köyde bakın çok acı bir olay yaşadık biz 3 ay önce, yazın, bizim arı bahçe dediğimiz eski ismi Uydasır olan köyde, öyle üzüldüm ki valla benim de küçük çocuğum var, yani ben o gün böyle kendimi sersem gibi hissettim. Çocuk bir tane mezbelelik duvarın dibinden geçiyor, bakın oralarda biz uyarmışız kaç defa, buraları yıkın diye. Evet. Oradan geçerken duvar çocuğun üstüne yıkıldı ve öldü, 4 yaşında çocuk, çok böyle şey bir şekilde, efendime söyleyeyim, acı çekerek belki can verdi. Çocuğun cesedini de annesi babası sonradan olmadığını akşama doğru arıyorlar. Nerede olabilir, nerede olabilir? En son bakıyorlar ki bu duvar yıkılmış, bir bakalım altına. Çocuk orada belki de saatlerce, çok özür dilerim, can çekişerek öldü gitti yani. Evet. Bakın bu hangi vicdanı? Dolayısıyla evet. Böyle yerlerde kriminal suçlar işlenmesidir. Bizler gerekiyorsa, belediye başkanı, eğer suç işleyeceksek başka hiçbir şekilde işlemeyelim ama bu tür şeylerden dolayı risk alıp suç işleyelim. Yargın alanında onlar bizim için de öbür dünyada birer şeref madalyası olur. Apolettir, evet apolet. Albay mesela, evet. Evet. Onun gibi birçok yeri inşallah yaptık, yapacağız da. Ha, kişileri de memnun etmeye çalışıyoruz tabii burası. Sonuçta efendime söylediğim bir çadır devleti değil. Efendim bizim bir hukuk devletiyiz, tabii hukuk istiyor. Ama ben bunları nazikçe ikna ediyorum. Evlen çağırdım, aynı şekilde ettim. Adamlar da memnun da kaldı. Güzel de bir görüntü çıktı ortaya. Nasıl? Güzel, çok güzel de bir görüntü çıktı ortaya. Tabii, onu şimdi zaten kendileri de takdir ediyorlar. Ve biz onlara şunu taahhüt ettik, dediğim gibi istediğiniz gün deyin ki biz orayı çözdük ki 24 gün çözemediler. Evet. Deyin ki çözdük, ben ertesi gün iş makinalarında hemen bir günde dedim. Bakın 24 saat içerisinde size aynı şekilde teslim edeceğim. Sağ olsunlar, onlar da tabii hepsiyle görüşemedim 82 kişiyle. Onların evet. Böyle temsilcileriyle görüştük. Öbürlerine de dediğim gibi noter aracılığıyla ihtar çektik. Ve bu şekilde orayı güzelleştirdik. Peki başkanım, başka bir soru. Şöyle sorayım. Buyurun. İzmir'de biliyorsun bir depremle sarsıldık. Efendim, kayıplarımız var. Yıkılan binalar var. İşte o binaların arasında en önemli apartmanlardan bir tanesi de hepimizin ezberine girmiştir. 99 depreminde Veli Göçer. Bu 2020 depreminde de Rıza Bey Apartmanı. Mutlaka orada
efendim iyi bir yapılaşma olmadığı, o binanın efendim daha önceden yıkılması ya da güçlendirilmesi gerektiği konusunda birçok yorum var ve orada birçok can yandı. Evet. Şimdi şunu sormak istiyorum. Siz şeyhin çekirdeğinin belediye başkanısınız. Ben bir gazeteci olarak şöyle iddia ediyorum. Diyorum ki Erzurum'da sadece Yakutiye bölgesinde değil, Palandöken bölgesinde de, belki Aziziye'de de, devamında da şehrin tümünde binlerce Rıza Bey apartmanı var olduğunu düşünüyorum ben. Bununla ilgili benim kaygılarım, tereddütlerim var. Erzurum'da da gerçekten bu Rıza Bey apartmanı gibi bu şekilde problemi olan, yarın öbürsü gün Allah saklasın kapımızdan, bacamızdan, milletimizi korusun Allah. Ama böyle bir facia olduğu zaman Erzurum'da bu şekilde yıkılacak yüzlerce, binlerce Rıza Bey apartmanı olduğunu düşünüyorum ben. Sizin böyle bir düşünceniz var mı? Bir. İkincisi, bununla ilgili ciddi, göz doldurur, vatandaşı ikna eden bir çalışma yapmayı düşünüyor musunuz? Teşekkür ederim. Tabii şimdi siz bir gazeteci olarak çok açık bir şekilde bir iddiada bulunuyorsunuz. Hani buna biz kendi yorumumuz, ona ben saygı duyuyorum. Mutlaka, evet. Belediye başkanı da böyledir ben demem biraz zor. Çünkü ben söylediğim an teknik olarak, teknik bir şekilde onların analizini yapmış, ekibime yaptırmış bir şekilde bunu kullanmam gerekiyor. Ama ben şunu söyleyebilirim. Bizim bölgemizde dönüştürülmesi, acilen dönüştürülmesi gereken çok sayıda, özellikle Yakutiye bölgesinde, yani bizim kendi, benim kendi bölgemde olan çok sayıda, gerek köylerde ki zaten oralarda çok facia evler, halenler çamur olan, dedim ya çocuk yanından geçiyor efendim, o deprem bile olmuyor yani. Durduk yere duvar uçuyor, çocuk vefat ediyor. Şimdi bunun gibi tabii ki çok yerlerimiz var. Bir an önce bunlarla ilgili yapılmış çalışmalar var ki geçmişten gelen de bir takım çalışmalar zaten yapılıyor. Yani şimdi biz de efendim adamların hakkını yemeyelim. Hem benim kendi belediyemde hem de Büyükşehir Belediyesi'nin, Mehmet Sekmen'in geçen dönemden başlayan ve bu döneme yansıyan, bu dönemde de bakın geçen yine bir sürü açılış yaptılar bu konuyla ilgili. Bir sürü çalışmaları var. Evet, bunu ne yapmamız lazım? Bizler belediyeler olarak, Erzurum'daki belediyeler olarak hiç kimse işin altından kaçmadan hızlandırmamız lazım. Evet. Ha, imar yönüyle zaten bunlar 2017'de tamamlanmış. Erzurum'un 5000'lik tabir ettiğimiz Büyükşehir tarafından, 1000'lik tabir edilen Yakutiye tarafından, dediğiniz o binaların zaten kaldırılıp çoğu yerinden yol geçen, okul yapılacak, yani yeni imar düzenlemeleriyle sizin şu anda görmüş olduğunuz bu mezbellilik yapılan çoğusu kaldırılıyor ve güzel yapılaşmalar yapılıyor ama bunlar tabii yavaş belki ama bizim de kendi imkanlarımız doğrultusunda, Büyükşehir'in kendi imkanları doğrultusunda hızlı ilerlediğimizi düşünüyoruz. Ancak bu bir bahane değil. Size ben katılıyorum. Bir an önce şapkamızı efendime söyleyeyim öne alıp karşımıza efendim koyup bir an önce bu meselenin daha ciddi bir şekilde ele alınmasını sağlayacağız. Ha, bununla ilgili çalışmalarımız yok mu? Kesinlikle var. Özellikle Büyükşehir Belediyesi'nin hani bu anlamda şehrin tamamını kapsayan depremle ilgili, afatla ilgili zaten çünkü İçişleri Bakanlığı daha önceden gelen bir ivmesi vardı ama özellikle Elazığ ve Malatya depremlerinden sonra zaten buna hız verdiler. Çok yakın zamanda yine Çatı'da etkileyen hemen Bingöl'de olan deprem ki buna farklı bir ivme kazandırdı. Ve şu an bizler de artık biz anlıyoruz ki, biliyorduk ama artık iyice biliyoruz ki bu deprem gerçeği bizim böyle artık ensemize kadar yanaşmış durumda. Bunu çok ciddi bir şekilde ele alıp çok ciddi adımlar atacağız. Atmamız lazım, en azından atacağız gibi bir cümle, hani böyle bir siyasi cümle de kullanmıyor. Kesinlikle atmamız lazım. Bunlar ilgili inşallah çalışmalarımızı yapıp bir an önce de devreye sokmak istiyoruz. İlerleyen dönemde de bu konularla ilgili sizlere daha detaylı malumat veririz. Peki. Bu esnada da notlarımı almıştım ama programa bir de böyle ani girince şey yapamadım. Hakikaten İzmir'deki deprem bizleri çok derinden üzmüştü. Orada yani özellikle çok da dramatik olaylar, o çocukların efendim yaşadığı diğer olaylar daha farklı. Şimdi medya bunları da bize, şimdi eski depremlerde bu kadar değildi, şimdi daha yakın bizlere izletiyor. Çok daha fazla üzülüyoruz. Orada ölenlere Allah'tan rahmet diliyorum. İnşallah makamları hepsinin cennet olur. Çünkü eziyetle ve acı çekerek öldüler. Onlar için zaten inşallah cennet vardır. Yaralılarımıza bir an önce şifa ile taburcu olmalarını diliyorum.
ve İzmir'in tamamına da İzmirli hemşehrilerimize de başsağlığı diliyorum. İzmir bizim kardeş ilimiz. Efendim biz burada doğuda mücadelemizi efendim burada Ruslarla, Ermenilerle verirken onlar burada Yunanlılarla çok çetin mücadeleler verdiler ve biz bu devleti böyle kurduk. Kendilerine kucak dolusu saygılarımızı, hürmetlerimizi iletiyoruz. Evet sir. Buyurun sir. Başkanım o kadar dolu dolu bir yıl geçirdiniz ki takip ettiğimiz kadarıyla şimdi hangi soruya soruyu yetiştireceğimi düşünüyorum. Sizler konuşurken. Karar ver. Şimdi ORC ve Soner'in araştırma şirketlerinin yapmış oldukları araştırmalarda başarılı belediye başkanları arasında Yakutiye Beşeri Belediye ödüllerine layık görüldü. Yakın zamanda Sayın Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Hanım elinden bir ödül aldı Sayın Başkan. Sıfır Atık Projesi. Bu Sıfır Atık Projesi ile alakalı kısa da olsa bir açıklama yapmanızı rica edeceğim. Çünkü izleyenler de merak ediyor. Sıfır Atık Projesi hani bu nasıl oldu, nasıl süreç nasıl devam edecek? Ve bir sorun daha, bunu da böyle bağlamak istiyorum. Yani hepsini toplayalım ki çünkü o kadar soru, o kadar çalışma var ki belki yine yani onlarca soru sorabiliriz Sayın Başkan'a. Çünkü dolu dolu çalışan, yerinde durmayan, her dakika bir şey üreten bir başkan olarak takip ediyoruz ve biliyoruz. Allah'ın kolaylıklar nasip eylesin. Hayırlı çalışmalar nasip eylesin. Bir de Hacı Cuma ve Üç Gümbetler Yakutiye Belediyesi'nin çok önem verdiği iki nokta diyebiliyorum. Üç Gümbetler Millet Bahçesi biliyorsunuz Cem Bey, bir projesi var Üç Gümbetler'de ve Hacı Cuma'da da bir kentsel dönüşüm söz konusu. Bunlar hakkında da Sayın Başkanım nasıl gidiyor projeler? Ne alemde, ne durumdadır? Bunları da vatandaşın adına sormuş olayım. Merak edenler yüksek seviyede çünkü. Efendim şunu söyleyeyim. Bir kere evet bir anket şirketleri Türkiye'de her zaman her çeşit anketler yapıyorlar. Sizler de kendi açınızdan anket yapıyorsunuz. Evet. Bizler yaptırıyoruz. Şirketlerimiz neler diye görmek amacıyla. Tabii böyle ulusal ve büyük olan şirketlerin bu tür çalışmaları medyaya yansıyor. İşte ORC'de böyle ilk ikiye girmiştik. Diğer zannedersem Sonar'da evet, üç hemen oradan Cengiz Bey şöyle yapıyor. Üç yapıyor. Evet. Hem orada çıktı olmuştuk. Tabii bunlar bizi bağlayan şeyler değil açık söyleyeyim. Bunlar özel firmaların yaptığı şeyler. Burada tamamen... Ama yine de güzeldir başkanım yani. Bir moral motivasyondur. Doğru mu? Kesinlikle olur da ben yani hayatımda şuna inanmış bir adamım. Hani ben hakikaten böyle gaza gelebilen bir insan değilim. Biz yaptığımız işleri eğer vatandaş nezdinde veya sizin gibi böyle birebir vatandaşla efendim akşama kadar sohbet edip onların içinde olup kulağı delik dediğimiz şekliyle efendim tartıp biçen insanlardan aldığımız geri dönüşümleri ben aslında daha çok önemsiyorum. Çünkü şimdi bu şirketler acaba Erzurum'da kaç kişiyi açtılar? Hep açtıkları eğer zaten bizi seven bölgelerse vesaire. Yani eyvallah hoş bir şey ama ben hani bu tamamen vatandaşımızın gösterdiği bir teveccühtür. Yani bu böyle bir profesyonel bir kurul kurulmuş da gelmiş benim Erzurum'daki hizmetlerimi incelemiş. Ondan sonra beni Türkiye'de ikinci veya üçüncü etmiş değil. O yüzden hani bunu sadece ben vatandaşlarımıza o anlamda teveccüh gösterip oy vermişlerdir olumlu. Biz onlara sadece teşekkür ederiz. Ama bunlar benim başarımın olduğunu veya ispat eden veya kanıtlayan şeyler değildir. O nedenle biz yapmamız gereken daha çok şey olduğunu, eksiğimizin yaptıklarımızdan çok 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 daha fazla olduğunu bilincinde olarak hizmetlerimizi yürütmeye çalışıyoruz. Bunu hani bir tarafa bırakalım. Sıfır atık tabii çok önemli bir şey bizim için. Hani o anketlerdense sıfır atık daha gerçekçi. Somut bir çalışmanın değerlendirilmesi ve profesyonel bir ekip tarafından yapılan bir çalışma sonucunda aldığımız bir ödül. Tabii Sayın Cumhurbaşkanımıza biz çok teşekkür ediyoruz. Çünkü hakikaten ben bu olayı bir yıldır çok böyle ödüle giden yolda çok incelemeler, araştırmalar yaparak ben biraz da akademik yönümde olduğu için hani profesyonel araştırmalar da kendim ve ekibime yaptıran bir insanım. Şimdi biz tabii dünyada şu anda Türkiye bu sıfır atık konusunu ki sıfır atık nihai bir hedeftir. Yani sıfır atık dediğimizde insanlar yanlış anlıyor. Atıksız bir dünya olabilir mi? Mümkün yani değil. İnsanların affedersin her zaman bir atığı olacak. Yani bedenin de bir atığı vardır. Çevrenin de olacak. Yani bunu sıfırlamamız mümkün değil ama hani kızıl elma gibi böyle ulaşılması efendim güç ama her zaman onun peşinde koştuğumuz bir hedef gibi düşünelim bunu.
Sıfır atık da öyle bir şey. Dolayısıyla biz atığımızı azaltmaya yönelik yapacağımız her şey sıfır atığın çerçevesine giriyor aslında. Ve bu anlamda da dünyada şu anda bu işi ciddiye alan 3-5 devletten biriyiz. Ve somut adımlar atan 3-5 devletten biriyiz ki yani Cumhurbaşkanımızın kıymetli işleri direkt yani o sahiplenmiş durumda ve onun üzerinden şu an bu iş yürüyor. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanımıza ve eşlerine bu konuda bir kere Türkiye'de ciddi bir hukuk açtıkları için, bizleri cesaretlendirdikleri için ve de altını kalın kalın süzüyorum. Bizleri mecbur kıldıkları için. Çünkü 2023'ten sonra 2024'te tüm belediyeler buna geçmiş olacak zaten. Ha, biz evet. Önceden çalışmalarımızı başlattık, projelerimizi başlattık. Sağ olsun Sayın Fırat Kurması, Fırat Kutla'yı ilgili ben projelerimi anlattım, sundum. Bizi de Türkiye'de 10-15 belediye arasında değerlendirip bu anlamda finans sağlayacağını söyledi. Bu bizim sıfır atıkla ilgili zaten genel çerçevemizdi. Bunun içinde 3-5 tane de sıfır atığımızın ciddi projeleri vardı. Ve bu projelerden biri de dedim ya çok çeşitli yani sıfır atıkta siz bir deniz temizliğinde sıfır atığa sokarsınız. Ağaç yapraklarının dökülmesi, o yaprakların toplanıp ekonomiye ve işte bertaraf edilmesi de bir sıfır atıktır. İşte pet şişelerin ve cam şişelerin bilmem neyi de evlerde oluşan yağ efendim kızartılmış yağların bertarafı da veya sanayide kullanılmış yağ. Yani çok geniş bir çerçevede sıfır atığın bir sürü bileşeni var. Biz bunun içerisinde bir sürü zaten segmentimiz var. Bunlardan bir tanesi de Erzurum'da efendim yaşamını doldurmuş olan, ömrünü doldurmuş olan bu lastiklerimiz sanayide falan yakılarak hem bir hava kirliliğine neden oluyor, hem farklı noktalarda farklı şeyler. Biz şimdi onları inşallah kuracağımız tesiste toplayıp bunları efendim tekrar ana maddesine çevirip oluşturduğumuz şeyi de biliyorsunuz Erzurum'da iki tane asfalt üreten belediye var. Biri büyükşehir, biri de biz plenti olan, asfalt üretim tesisi olan. Biz o asfaltın içerisine de o lastiklerden elde ettiğimiz ana maddeyi katarak hem lastik maddemizi, asfalt malzememizin kalitesini arttıracağız. Çünkü sonuçta bunların her biri hem asfalt hem de lastikler hidrokarbon ürünler. Dolayısıyla hem asfalt kalitemizi arttıracağız, hem de lastikleri tekrardan ekonomiye kazandıracağız, hem çevre kirliliğini önleyeceğiz, hem de bu çevredeki hava kirliliğini de önlemiş, hem de lastiklerin de çevrede bir atık olarak kirlilik oluşturmasını önleyeceğiz. Dolayısıyla bu tüm jüri tarafından çok yüksek puanla çok güzel kabul gördü. Çünkü Türkiye'de böyle bir şey hiç yapılmamış. Eğer olursa hem bu tesis anlamında hem de bu projeyi uygulama anlamında Türkiye'de ilk oluşturacağız. Sıfır atığın bir segmeni olan bu noktada da bize hem sıfır atık çalışmalarımızdan dolayı hem de bu çalışmamızdan dolayı bizlere efendim ödül verdiler, ödüle layık gördüler. Kendilerine böyle bir ödül almaktan kendilerinden çok mutlu olduğumuz, gurur duyduğumuzu zaten defaten belirttik. Bu da bu çerçevede. İnşallah sıfır atığı biz Yakutiye'yi bu sıfır atık noktasında da Türkiye'nin inşallah zirve ilçelerinden, zirve yerleşim yerlerinden biri inşallah yapacağız. Son olarak Hacı Cuma ve Üç Kümbetleri de soracağım ama öncesinde aklıma gelmişken evet. Sormak istiyorum. Yaz başında 100 bin ton asfalt hedefiniz vardı. Bu hedefimizin neresindeyiz efendim? Bunu da vatandaşlarımız merak ediyor. Ben de bununla ilintili bir şey sorayım. Başkanım ben de bununla ilintili bir şey sorayım. Asfalt konusu tabii ki çok önemli. Vatandaş caddesini, sokağını, kapısının önünü sonuç itibariyle asfalta aç olan, asfalt isteyen vatandaş kapısının önünü, sokağını, caddesini asfaltlatıyor. Mutlaka asfalt medeniyettir, asfalt temizliktir. Ama ya bu kadar bu belediye bu imkanlarının çoğunu neden asfalta, neden bitüme yatırıyor şeklinde çatlak ses çıkaranlar da var ama sonuç itibariyle vatandaş asfaltla buluşmaktan mutlu ve memnun. Çünkü caddesi, sokağı, kapısının önü asfaltlandı. Bu asfaltla ilgili bu hatanızı daha önceden mi planlamıştınız? Yoksa efendim birdenbire böyle bir yani vatandaşın isteği mi sizi bu noktaya taşıdı, getirdi? Bununla ilgili de bir cevap verirseniz sevineceğim. Efendim Cem Bey ben belediye başkanı olmadan önce sizlerle de görüşmeler yaptım. Evet. Medya mensuplarıyla da görüşmeler yaptım. Ben oralarda şunu ifade ediyorum. Ben bu şehre belediye başkanı olduktan sonra sonuçta ben sağlık müdürüyüm. Evet şehrin bazı problemlerini biliyorum. Dediğim gibi ta lise yıllarında ben İmam Hatip Ortaokul ve liseyi yatılı okurdum. Böyle akşamları ders bittikten sonra akşam yemeğine kadar biz 6'da akşam yemeği 4'te ders bitiyor.
Hep böyle şehirde gezerdik. Üniversitede de aynı. Yani dolayısıyla şehri bilen biriyiz. Dolayısıyla şehrin nelerin eksik olduğunu az çok biliyorum ama bir belediyecilik anlamında nelerin eksik olduğunu açıkçası çok da bilmiyordum. Dolayısıyla belediye başkanı olurken dedim ki ben bu şehrin bir önce röntgenini çekeceğim. 3-5 ay. Gezeceğiz, insanları dinleyeceğiz, notlarımızı alacağız. Ondan sonra da 1-2 ay içeri kapanıp projelerimizi yapacağız. Ondan sonra da frene bak, hatta bir gaza basacağız dedik. Hatta birileri dedi ki ooo siz proje yapana şu bu demek ki zamanı öyle geçireceksiniz gibi de algılayanlar oldu. Hayır, biz çünkü ne yaptığımızı, ne yapacağımızı, çünkü plan program çok önemli. Kaynaklarımızı çünkü çok da zengin bir kaynağa sahip insanlar, belediyeler değiliz. Evet, şükür. İyiyiz. Devletimiz bize destek veriyor. Hükümetimiz destek veriyor. Ama biz çok borçlu belediyeydik. Onlara hiç girmeyeyim. Malumunuz ben aldığımda 130 milyon borcumuz vardı. Ayda 2700-2700 kesiliyordu vesaire. Şey 2500-2500. Onlara ben hiç girmeyeyim. Ama ben bu planlamayı yaptığımda gördüm ki şehrin çoğu noktasının, evet arkadaşlarımız yapmış, bizden öncekiler kesinlikle inkar edilemeyecek şeyler yapmışlar, asfaltlar kaldırdılar ama baktım ki bu şehirde hiç böyle toprağın asfaltla buluşmadığı yerler var. Evet eskiyen yerler var, çukurlaşan ama hiç böyle köylerde olsun, bu varoş mahalle dediğimiz kenar mahallelerde olsun hiç yok. Kaldırımla hiç buluşmamış yerler var. Biz dedik ki demek ki bunları bir an önce halletmemiz lazım. Ama bir hesap kitap yaptığımızda geçen gün çok böyle üst seviyede rakamlar gördük. Bir bismillah deyip geçen sene başladık, bir 40 bin 50 bin geçen sene attık. Bu sene de kışın yine hesaplamalarımızı yaptığımızda dedik ki yani evet şu an belki 150-200 bin daha fazla lazım ama biz eğer 100 bin daha atarsak bu işin az önce Bizans'ın belini kırdık dedik ya, biz de bu işin belini biraz kırmış oluruz. Hep başladık ama ben şunu samimiyetimle söyleyeyim, hani böyle programımızda samimi konuşuyoruz. Ya ben 100 bin ton asfalt atmış bir belediye başkanı olarak karşınızda olmak istemezdim. Ben 100 bin ağaç dikmiş bir belediye başkanı olarak karşınızda. Çok güzel, harika başkanım. Gerçekten harika. Bu daha önemli. Bak, Saltuklu'yu anlatırken ben daha fazla heyecan duyduğumu belki fark ettiniz. Evet. Efendime söyleyeyim. Yani bu olaylar beni daha çok işte veya Saraybosna'daki yeri yeşil alana çevirerek duyduğum mutluluk. Mükemmel bir iş. Evet, evet başkanım. Tabii yani bunlar yoksa efendim 100 bin ton. Ya keşke benden öncekiler bunu atsaydı da ben tüm enerjimi Saltuklu yılına. Evet, 20 bin ton atsaydım öbürünü başka işlere aktarsaydım. Tabii ben ağaç dikseydim. Yani evet, 200 evet. bin ağaç dikseydim. Peki. Tüm paramı oralara harcasaydım. Ama gördüm ki ihtiyaç var. Vatandaş da şu anda yani benim efendim kapının önüne asfaltı yokken sen enerjimi fazla başka yere. Aa, onu diyen arkadaşlar da dediniz ya. Onları bir gün hatta alalım. Yani çok mutlu da olurum. Ben kızmam da kesinlikle. Alalımı götürelim yerlere diyelim kardeş. Bir bakalım ihtiyaç mı değil mi? Şey gibi. Biz suyu geçtikten sonra, dereyi geçtikten sonra köyde bazen öyle arkadaşlarla küçükken inek otlatmaya falan giderdik. Bazı arkadaşlar böyle suya muya rastlardı. Kendini bir öbür tarafa attı mı bizi bırakır giderdi. Evet. Sen geçmişsin geçememişsin. Şimdi bizim bazı arkadaşlarımız lüks semtlere çıkmışlar. Güzel yerlerde oturuyorlar. Zannediyorlar ki herkes de öyle. Evet. Yani suyu geçmiş ya. Evet bu öyle değil. Varoş'ta nasıl bir yerde oturduğunu, arabasının her gün ya bana gelen mesajlar vallahi köylerden mesela en Dadaşköy gibi bir köyden ya artık bıkmıştım tatile gitmişim 5 günlük ya rahat bırakmadılar. Evet, mesajlar evet. Arabam kırıldı gel yaptır adam lastiğinin fotoğrafını çekip atıyor. Efendim önde kaportayı vurmuş kırmış onun fotoğrafını. Yani bunlar dururken efendim evet. Ben ne yapacağım ben mecbur asfalt atacağım. Attım ve bundan da dediğim gibi yani çok da sevinmiyorum. Ben ama gerekliydi. Evet. Olarak... Bir dakika Zarif Bey. Başkanım başka bir soru. Başkanım başka bir konuya geçelim. Her zaman Yakutiye Belediyesi şehrin çekirdeğini oluşturduğundan dolayı şehrin ana yapısı... Ercan Bey sadece şunu da değil çok özür dilerim. Lütfen. Estağfurullah. Buyurun. Evet 100 bin ton asfaltımızı da dün itibariyle sorduğumda 95 bindi. Dün sordum. Ben işlerinden aldım. 94.750 rakamını verdiler. Zaten 10-15 günümüz daha var. Yani 102-103 binde zaten bitireceğiz. Onu da hani seyircilerimiz bilmiş olsun. Evet. Yani 100 bin tamamlanmış olduğunu. Şunu söyleyeyim. Yani yaptığımız bütün ihalesinden de
asfalt ihalesinden zaten dedi, hani ben afaki belediye başkanı da çıkmış burada efendim afaki rakamlar söylüyor demesinler. EKAP'ta yayınlanan resmi açık ihaleyle yapılmış ihalelerimizin almış olduğu asfalt tonajı belli, yapılan belli. Peki başkanım şunu sorayım. Yakutiye Belediye Başkanları geçmiş dönemlerde her zaman Yakutiye Belediye Başkanı'nın ya da ilçe belediye başkanlarının Büyükşehir Belediyesi'yle ya da diğer belediyelerle olan ilişkileri her zaman biz basının konuştuğu, efendim sermayemiz olan, bu tür şeyleri sık sık dile getirdiğimiz konulardan bir tanesidir. Her zaman biz biliriz ki Yakutiye Belediye Başkanı genelde Büyükşehir Belediye Başkanı'yla dövüşür ve kavga eder. Çünkü niye? Efendim işte Büyükşehir Belediyesi onun ödeneğinin bir kısmını vermez, hakkını vermez. Ya da onun efendim işte onun bulunduğu bölgede belli hizmetleri çok iyi yapmaz gibi her zaman Yakutiye Belediye Başkanları'nda böyle bir şikayet vardı. Şimdi şunu sorayım. Bu dönemde Dr. Mahmut Uçarlı Yakutiye Belediyesi'nin Büyükşehir Belediyesi ya da diğer ilçe belediyeleriyle özellikle işte Aziziye, Palandöken gibi ilçe belediyeleriyle ve başkanlarıyla bir problemi, bir sorunu, bir kavgası, bir dövüşü var mı? Net soruyorum. Var mı yok mu? Çok net sordunuz. Ben de çok net söyleyeyim. Önce hayır diyerek başlayayım o zaman ve açıklamasını yapayım. Çok güzel. Buyurun. Bakın Cem Bey, az çok bizi tanıdınız, tanımaya çalışıyorsunuz, icraatlerinizi veya konuşmalarınızı. Hakikaten ben siyasetçi dediğim 1,5 yıldır siyasetçi olduğumu efendim düşünüyorum. Düşünüyorum çünkü henüz daha da adapte olamadım. Ama yüzden. Siz Kocaeli'ye geç geldiniz ama Epçe'de çabuk çıktınız. Sanki öyle de diyorlar sizin için. Diyorlar Kocaeli'ye geç geldi, Epçe'de çabuk çıktı başkanım. Evet, Allah razı olsun, o da sizin iyi niyetiniz. Evet. Şimdi şunu söyleyeyim, ben çok rahatım. Nedeni şu, hakikaten çok böyle ikbal devri olan, efendim ben bu siyasetten ikbalim, bu siyasetten olsun, ileride efendime söyleyeyim, buradan efendim rızkımı veya buradan artık mesleğimi edinip gideyim diyen bir insan değilim. Çok şükür benim diğer tarafta da insanlara hizmet edebildiğim çok ulvi bir mesleğim var. Yani evet. Ben hekimlikte de çok insanlara hizmet ettim. Sağlık müdürüyken de hakikaten bu ile çok şeyler kazandırdığım için sağ olsun. O zamanlar Sayın Bakanımız Recep Akdağ da zaten bakanımızdı. Onun sayesinde biz de buradaki bir efendim lokomotifin bir şeyi olarak, devamı olarak burada bulunup onun yapmış olduğu hizmetleri burada halka yayan, onların efendim hizmet eden bir görevim vardı. Dolayısıyla hani yarın ben burada bir ikbal derdim olsun, işte ben bir şey belediye başkanı olayım, ben şu olayım, bu olayım diye hakikaten hiçbir düşüncem, hiçbir derdim yok. Benim tek derdim var. Ben görev yaptığım tüm işlerde ki bak 19 yılda 7-8 dalda yöneticilik yaptım. Yani başhekim yardımcılığından tutun da işte başhekimliktir, müdürlüktür, bilmem koordinatör, bir ara bakanlığın Doğu Anadolu bölge sorumlusuydu vesaire. Ben sadece şuna bakarım. Başarının da orada geldiğine inanıyorum eğer küçük de bir başarım varsa. Ben önüme konulmuş olan işi en iyi şekilde nasıl yapacağıma bakarım. Oraya adapte olurum. Çünkü bir sonrası basamağı düşünürseniz önünüzdeki işi zaten yapamazsınız. Gözünüz önde ve siz önünüzdekini görmez. Yani düşünün ki siz merdiven çıkıyorsunuz, daha birinci basamaktasınız, altıncı basamağa bakarsanız düşersiniz. Önünüze bakarak çıkacaksınız, merdivenleri rahat rahat çıkacaksınız. Eğer çıkmayı düşünüyorsanız. Dolayısıyla benim böyle bir derdim yok. Sağ olsunlar, ben şunu da görüyorum. Hakikaten Mehmet Sekmen bu şehrin efendime söyleyeyim bir kazanımıdır. Gelmiş adam burada güzel hizmetler yapıyor. Bizim vizyonumuzu açıyor. Biz ne desek efendimizle uyumlu çalışıyor. İmar noktasında efendim diğer hizmetler noktasında birlikte hareket ediyoruz. Ve bugüne kadar bizim bence ufkumuzda açan hep hareketler yaptık. Dolayısıyla ben Mehmet Sekmen'le niye kavga edeyim? Ve bunun sayesinde de biz Yakutiye'mize çok şeyler kazandırdık. Büyükşehir'in desteğiyle, onların efendime söyleyeyim bize ön vermesiyle, yolumuzu açmasıyla en azından. Yani biz bazı şeyler de bakın, şunu da söyleyeyim. Cem Bey, bakın büyükşehir belediyelerinin olduğu yerlerde alt belediyeler büyükşehir istese hiçbir iş yaptırmaz. Önünü tıkar. Efendim bir imar konusunu siz kendi meclisinizden geçiriyorsunuz. Büyükşehir'den geçmedikten sonra bitti. Yani hiçbir anlamı kalmıyor. Yasalaşamıyor. Dolayısıyla bunların hepsinde eğer şehrin kazanmasını, eğer ilçemizin kazanmasını istiyorsak büyükşehir belediyesiyle dile geçirmemiz lazım. Bakın hatta ben ta yukarıdan geleyim.
hakikaten bizim milletvekillerimiz, iki tane eski bakanımız, şimdiki milletvekilimiz, Recep Aktağ, Selam Altınok, İbrahim Aydemir, Zehra Hanım, yani bize inanılmaz yardımcı oluyorlar. En azından ben kendim ne zaman arasam, ne istesem hemen, hiç sıkıntı yok. Çok uyumluyuz, çok ön açıyorlar. Ankara'ya gittiğimde, efendim burada bir işimiz var, hangisine desem, bazen de bölüştürüyorum. Ya işte Recep Aktağ demeyin de bunu İbrahim Aydemir'e diyeyim. Selam Altınok Bakanımız, hemen ne desen hemen tık açar, söyler, kendi işi gibi takip eder Zehra Hanım ile. Dolayısıyla biz bunları sağ olsun onlarda yaşıyoruz. Büyükşehir'de öyleyiz. İlçe belediye başkanları zaten bizim arkadaşımız, kardeşimiz. Onlarla ilgili benim bir sorun yaşamam zaten mümkün değil. Rakip olmamız da herkes zaten ilçe belediye başkanı. Dolayısıyla ilişkilerimiz çok iyi. Bakın bizim il teşkilatımız sağ olsun Mehmet Emin Bey, yani bize her türlü yardımda bulunuyor, her türlü önümüzü açıyor. İkili ilişkilerimizin belki de bu kadar koordineli gitmesinin en büyük müsebbiplerinden biri o. İlçe başkanımız Recep Bey, sağ olsun ben onu bir küçük kardeş olarak görüyorum. Çünkü yaşım ondan büyük. Ama tabii ki bizim ilçe başkanımızdır, saygı hürmetle. Her tür şeyi paylaşıyor. Dolayısıyla böyle bir ilişki yumağımız var. Diğer teşkilatlarla, valimizle, valimizi söylemeyi unuttum. Valimiz, bakın bu şehre gelmiş, bence en güzel şeydir. Bu şehrin başına gelmiş hatta en güzel şeydir sayın valimiz. Evet. Niye? Adam gecesini gündüzünü, ben bak bugün daha konuştum. Yani adam açıyor, şuraya bir şey yapın, şunu yapın, bakın işte oradaki tekstil kentten tutun, efendim farklı şeyler, adam halkın içinde. Dolayısıyla biz tüm birimlerimizde, devletimizin, gerek resmi kurumlarımızda, gerek siyasi kurumlarımızda, hakikaten bu sinerjiyi Erzurum'da belki de geçmişte hiç olmadığı kadar yakaladık ve bunun üzerinden de yürümek istiyoruz. Ben hayatım boyunca da sorunun hiçbir zaman başlangıcı ve sebebi olmadım. Evet. Ama sorun ama çıkar. İlla bizden efendime söyleyeyim kavga ettiği yapacak bir şey de yok. Ama ben hep çözüm noktası olmuşumdur. Şu anda da benim valla ilçeme kim kaldı? Bazen çıkıyorum mesela bunu arkadaşlar yadırgıyorlar da. Mesela bir Çevre Şehircilik Bakanlığı'nda işimiz var. Yazıyı acil göndermemiz lazım. Ben çıkıyorum gidiyorum. O memurun yanında oturuyorum. Adam birden beni karşısında görüyor şaşırıyor hatta. Ya onu bir yaz da bir müdür beye imzalatıp yollayayım diyorum. Yani bunlar güzel şeyler. Evet. Benim de hoşuma gidiyor. Gocunmuyorum. Hatta hareket ediyoruz. Gidiyoruz, geliyoruz. Peki. Hem dolayısıyla şu an şehirde güzel bir uyumumuz var. İnşallah bu uyum böyle devam eder. Ve ben de şunu söyleyeyim. Kesinlikle benim siyasette ha olur da yarın bana dediğim gibi devletim, halkımız şurada görev yapmamı düşer. Şunu değil. Şırnak'ta git İl Sağlık Müdürlüğü yap. Git Kars'ta efendime söyleyeyim normal hekimlik yap. Ve biz gider onu da yaparız. Peki başkanım. İlçenin belediye başkanlığı ne yap bilmem şu. Ben hiç gocunmam. Beni devletim geçmişte de sınadı. Biz buralara da böyle affedersiniz çok özür seyircilerimizden de dileyerek hani bizim Erzurum tabiriyle değil. Hakikaten duvarın deliğinden çıkarak da gelmedik. Tepeden de inmedik diyorsun. Evet. Evet. Peki başkanım. Yok estağfurullah ben Hınıs'ta gittim. Hekimlik yaptım 1,5 yıl. Bakın efendim Narman'da hekimlik yaptım. Gittim efendime söyleyeyim görevlendirmeyle Ağrı'da çalıştım. Efendim burada çeşitli ne dedilerse gittim Yalova'da çalıştım. Görev verdi Sayın Recep Aktağ döneminde dediler ki burada ihtiyaç var Mahmut. Orada bir hastanede durumlar kötü. Çık git orada yöneticilik yap. Çıktım gittim yaptım. Efendim, peki başkanım. Başkanım özel bir soru. Özel bir soru. Başkanım özel bir soru sorayım. Bir tane de özel soru sorayım. Hakkınızı helal edin. Sakalınız yeni imajınız mı? Sakalınız yeni imajınız mı? Böyle devam mı edeceksiniz? Çok özür diyerek ben de o zaman söyleyeyim. Şöyle ben hastanede malumunuz 20 gün yaptım bu COVID'den evet. dolayı. Evet. Bir haftada zaten evde. Yani 40 gündür bu hastalıkla bir mücadele ettim. O esnada zaten uzanmış oldu. Çıktıktan sonra da ben uzun süredir hanımdan böyle bir izin almaya çalışıyordum. O da dedi ki sana yıl sonuna kadar izin hadi. Ama yani yenge izin vermişse konu bitmiştir. Bu böyle kalacak gibi görünüyor hadi. Başkanım. Yani kalır mı onu bilmem ama yıl sonuna kadar en azından izin kopardık. İzin kopardınız. Yıl sonuna kadar. Evet. Siz nasıl değerlendirdiniz? Valla başkanım bir şey söyleyeyim. Samimi söylüyorum. Yani sakal hem yakışmış hem böyle daha bir dizide bir böyle bir derli daha bir derli toparlı bir şey çıkmış ortaya. Nur zaten vardı başkanım önceden sanki sende. Yani şimdi insanlar bana öyle bir şey demesinler. Siz ilk geldiğiniz zaman hatırlıyor musunuz? Belediye başkanlığına aday olduğunuz zaman ben söylemiştim başkanım yüzünüz de nurlu demiştim. Demiştim hatırlarsınız değil mi başkanım? O zaman belediye başkanı değildiniz. Seçilip seçilmeyeceğiniz de belli değildi.
O zaman demiştim evet, yüzümüze de bir nur gelmiş. Hayırlı olsun başkanım. Evet, çok yakışmış. Evet başkanım. Cem Bey, ben Zarif Bey'i özlüklerim. Cem Bey için şunu söyleyeyim. O zaman hani biz hakikaten güzel bakan güzel görür diyoruz. İnşallah. 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 Evet Zarif Bey, son olarak başkanıma sormak istediğim bir şeyler var mı? Yani ben de başkanımın bu tarzını beğendiğim zaten ifade edecektim. Evet. Benden önce davrandınız. Oktay Kaynarca son zamanlarda böyle bir tarzda başkanıma benzemiş diyorum. Yani güzel bir tarz olmuş. Başkanım Zarif Bey bana çok güzel bir jest oldu. Allah razı olsun. Bana başkanım bir de seni sanatçıya mı? Yani sanatçı başkanıma benzemiş. Hayır. Oktay Kaynarca başkanımıza benzemiş. Evet. Tam tersi. Evet. Tamam. Evet. Öyle olsun. Evet. Buyurun Zarif Bey. Evet. Başkanım son olarak söylemek istediklerinizi varsa alalım. Zaten programımızın sonuna doğru yaklaştık. Efendim, çok güzel bir sohbetti. Evet. Yok. Rica ederim. İnşallah süreyi uzatmamışızdır. Uzatabiliriz de. Yani çok biraz güzel. Daha vaktimiz başkanım, var. Başkanım stüdyoda bir canlı yayın yapacağız. Çocukluğumuza varana kadar ineceğim yani. Öyle bir projem var. O projede sizi stüdyoya alacağım. Burada böyle güzel güzel geniş geniş sohbet edeceğiz zaten. Mutlu olurum efendim. Teşekkür ederim. Evet başkanım. Tabii cuma ve şeyi sordunuz. Evet evet. Yarım dakikalık cevap vereyim. Efendim buralar tabii bizden önce kamulaştırması başlamış. Bizim dönemimizde de kalanlar vardı. İşte halen daha devam eden mahkemelik olan kısımlar var. Bunlar yapıldı ancak bizden önceki belediye başkanımızın burayla ilgili Hacı Cuma ile ilgili farklı bir tarihi konsepti olan bir projesi vardı. Üstün şehir diye. Üst ümmetlerle ilgili de orada böyle AVM'nin olduğu, işte farklı dükkanların, yeşil alanların olduğu farklı bir projesi vardı. Otel projesi vardı vesaire. Tabii bunları hayata geçiremedi. Sayın Başkanımız iki defa ihale etti. Hacı Cuma'yı vesaire. Olmadı. Bir beğeni veya ne diyeyim rağbet görmedi. Ben de geldiğim zaman dedim ki hani millet demesin başkanın projelerini çöpe attı diye. Ben de geldikten 3 ay sonra hiç noktasına bir günle dokunmadan buralar aynı şekilde yine şey yaptık, ihale ettik ama yine rağbet görmeyince farklı yöntemlere girelim dedi. Hem de buranın ben az önce bakın bahsettiğim gibi ben Erzurum aşığı, Erzurum tarihini, kültürünü korumak isteyen bir insanım. Orada çok yüksek katlı ayrıca bir proje aslında alınmıştı Hacı Cuma ile ilgili, karşısındaki yeşil yaptığı gibi. Ben baktım ki bu şehre ihanet olur. Dolayısıyla burada düşük katlı en fazla 3 kat olacak şekilde bir projeyi Şehircilik Bakanlığı'yla görüşerek Murat Kurum'la bir protokolle farklı kazanımlar ortaya koyarak burayı bir Şehircilik Bakanlığı'na devrettik. Onlar ihalesini 2 ay önce yaptılar. 2 ay olmadan 1 ay önce herhalde yaptılar. Efendim şimdi kime kaldığını açacağız bu hastalık sürecinden dolayı takip edemedim ama şimdi takip edeceğim. Efendim orada güzel zemin artı 3. Normal bakın orayı bir müteahhit alsa oraya 1500-2000 tane daire yapacakken şu an oraya o alanın tamamına 390 daire artı 100 dükkan yapılıp orada yüksek kat olmayıp yoğunluğu az olan daha çok yeşil alan olan bir proje hayatiyete geçecek. Orayı o şekilde inşallah güzel kurtarıp Erzurum'a kazandırmış olduk. Bu taraftaki yere de Türkiye'nin en prestijli millet bahçesini yapılmak üzere yine Çevre Şehircilik Bakanlığı'na devredik ettik çünkü projeleri gördük, müdahil olduk, çok hoş olduğuna kanaat getirdik. Orada az sayıda böyle butik tarihi dükkanlar olacak böyle şeyler satmak için, hediyelik eşyalar vesaire, otantik dükkanlar çok az sayıda. Onun dışında çok ciddi bir yeşil alanı, yürüyüş yolları, böyle ağaç çeşitliliği olan özel ağaçların seçildiği Erzurum bölgesinin ağaç çeşitliliğini oraya yansıtacak güzel bir millet bahçesi olacak. Şunu net söyleyebilirim. Türkiye'de en prestijli millet bahçesi olmuş olacak. Çünkü ihale bedelini buradan söylemeyeyim ama çok yüksek. Çok ciddi oraya yatırım yaptı. Sağ olsun Sayın Cumhurbaşkanımız söz verdi çünkü seçimde. Güzel bir millet bahçesi. Orada malumunuz 2 aydır çalışılıyor. Geçiyorsunuz, görüyorsunuz. Şimdi herhalde seneye müteahhit firmada güzel çalışıyor. Seneye Haziran, Temmuz gibi hizmete açılmış olur. İnşallah. Orayı inşallah biz de vesile olduk. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız da orayla ilgili ciddi bakanlıkla temas halinde. Efendim güzel bir millet bahçesini şehrin merkezinde halkımıza kazandırmış olduk. İnşallah. Başkanım İnşallah. Çok teşekkür İnşallah. Ediyoruz. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Son olarak söylemek istediğim bir şey var mı diye sordunuz. Ben de hani bu esnada sizin son olarak aklınıza gelen bir şey yoksa ben son temennilerimi söyleyeyim kapatayım. Lütfen. Lütfen buyurun başkanım. Kapatmış olalım daha doğrusu. Kapanışı evet. Siz, kapanışı siz yapacaksınız. Evet biz yapacağız başkanım. Burada niye evet, nereden kalmış? Hani madem söyleyeyim ben de
ufak bir böyle öğrencilik üniversite tıp fakültesinde okurken farklı bir programda da 2000 önce söyledim. Orada bir arkadaşımla böyle kısa süreliğine bir şiir programı yaptık. Oradan böyle hani radyoyu kapatayım. Evet, güzel. Oradan buraya geldim. Evet. Efendim sizden soracağı bir şey yoksa ben son sözlerimi söyleyeyim ondan sonra. Lütfen. Buyurun başkanım. Buyurun siz dinliyoruz başkanım. Sözü bıraktım söyleyeyim. Ben buyurun. Ondan ayrılayım. Efendim tabii ben bu ilk önce bu hoş sohbet için sizlere teşekkür ediyorum. Gerçekten çok sürükleyici ve hoş bir program olduğuna ben kendi adıma öyle bir kanaat oluşturdum. Biz teşekkür ediyoruz efendim. Bizleri programınıza aldığınız için. Umarım cevaplayabildiğimiz ölçüde vatandaşlarımızın sorularına ve duygularının kafalarındaki sorulara cevap verebilmişizdir. Ben Erzurum'u seviyorum, Yakutiye'yi seviyorum. Bu anlamda da bölgeme hizmet etmekten hakikaten çok gurur ve onur duyuyorum. Ben yapı olarak zaten böyle çalışmayı seven, çünkü biz çocukluktan başlamışız, efendim tarlada çalışmışız, bayırda çalışmışız, inek otlatmışız, koşmuşuz. Yani bizim hayatımızda zaten öyle bir durağanlık yok ki. İşte pazarlarda ayakkabı satmışız taraftan. Yani her şeyi yapmışız. Dolayısıyla bizim hayatımızda zaten biz çalıştık. Daha sonra hekim olmuşuz, bir sürü nöbetler tutmuşuz vesaire. Tıp fakültesi gibi bir fakülteyi kazanmak için sürekli çalışmışız. Onu bitirmek için sürekli çalışmışız. Dolayısıyla bizim zaten genetiğimizde böyle bir çalışma ruhu var. Bunu şimdi de Yakutiye bölgesine belediyecilik hizmetlerini inşallah aktarmak istiyorum. Bunun için inşallah vatandaşlarımızdan, hemşerilerimizden dualarını bekliyorum. Tabii ki gücümüzün yettiğince biz böyle çok da havalardan uçmuyoruz. Çok böyle sihirli DNA'imiz yok. Her şeye bir anda dokunup da her şeyi suspende edelim. Gücümüz yettiğince, ekonomimiz yettiğince dua edelim bu koronavirüs illetinden bir an önce kurtaralım. Devletimiz çok daha güçlü olsun, ekonomisi çok daha güçlü olsun. Bize çok daha fazla paralar göndersin ki biz de çok daha fazla bu hizmetlerimizi yapabilelim. İnşallah. Sadece dua etsinler. Biz Yakutiye için güzel şeyler düşünüyoruz. Güzel işler yapacağız. Bakın yaptıklarımızla bize gündemi gelmek istiyoruz. Ve yapacağız, şunu edeceğiz, bunu edeceğiz. Bunun temelini attı. Bak ben sessiz sedasız Cem Bey bir sürü şeyin şu anda inşaatını yapıyoruz. Hiçbirinin evet. Ne temel atmasını kendi sosyal medyamızdan paylaştık. Ne bir temel attık, ne şunu yaptık mı? Çünkü onlar bittiği zaman gidip açılışlarını biz duyuracağız. İnşallah. Açılış olsun. Rahmetli Erbakan hocamız hep öyle derdi. Temellerde değil, açılışlarda buluşalım derdi. İnşallah. Biz de o zihniyette hareket ediyoruz. Yakutiye için güzel işler yapacağız. Vatandaşlarımıza kucak dolusu saygı hürmetler. Ben bir de vatandaşlarımızı Yakutiye bölgesini, Ova bölgesinin köylülerini, Yakutiye bölgesi hemşehrileri çok seviyorum. Çünkü onlarla muhabbet, çünkü onlardanım zaten. Evet. Onlarla muhabbet etmekten, sohbet etmekten, onlara hizmet etmekten çok mutluyum. Onlar bize dua etsinler. Bizler de onlara inşallah hizmet ederiz. İnşallah. Çok teşekkür ederim katıldığınız için. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Görüşmek üzere inşallah. Evet, Yakutiye Belediye Başkanımız Doktor Mahmut Uçar performans yaptı başkan. Evet. Evet. Biz de soru sorduk ama o da performans yaptı. Güzeldi, gayet iyiydi. Ama tabii 2 saatlik süreye yaklaşıyoruz. 2 saatlik süreyi geçmememiz lazım. Çünkü biliyorsun teknik olarak Facebook'ta 2 saatlik süreyi geçtik mi bir problem oluyor. Fikri takip konularımız var. Onlar önümüzdeki hafta devam edeceğiz. Evet. Efendim bir birebir gündem sona erdi. Hepinize kucak dolusu sevgiler, saygılar sunuyoruz. İyi akşamlar.